Bu haftanın son günü 8 Mayıs sabahından günaydın. TV100 ekranlarında 10'dan 12'ye başlıyor. Saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Dün uzun süre biraz piyasayı takip ettik. İki yabancı bankaya hani şöyle bir uyarı, ceza, ihtar diyelim. Birazdan Emre Hocam'a da sorarım. Orada ne oluyor bir ona bakacağız. Kontrollü sosyal hayata geçiyoruz ama hazır mıyız? Herkes aynı şeyi düşünmüyor. Onlara da bakacağız. Bodrum'a gideceğiz. Bodrum Belediye Başkanı sevgili Ahmet Aras bağlanacak bize ve hakikaten belki de ya gelmeyin diyecek, bilmiyorum. Ben onun adına konuşmayayım. Bakalım neler söyleyecek, merak ediyoruz. Ve sevgili Mehmet Metin Erde 11'den sonra stüdyo konuğumuz, Skype'la konuğumuz. Düzelteyim. Siyasi cephedeki tartışmaları, sistem değişikliği mi geliyor, AK Parti bir şeyleri değiştirmeye mi hazırlanıyor seçim sistemini, hepsini konuşacağız. Sevgili Barış arkadaş, iki haftalık bir aradan sonra yeniden aramızda, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Nasıl gidiyor, iyi miyiz? Valla sıkılıyoruz biraz, sıkılmaya başladık ama dayanacağız. Ne yapalım, dayanmak zorundayız. Ben çok zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmıyorum. Çünkü hem kendi sağlığım açısından hem de dışarıdaki insanların yaşamını kolaylaştırmak açısından kurallara olabildiğince riayet burada etmeye çalışıyorum. Bak maskemle, 2 dakika öncesine kadar maskemle, jelimle, kolonyamla dolaşıyorum. Buna da dikkat ediyorum. Çünkü bu işin hakikaten şakası yok. Burada sadece kendinizden değil, toplumun sağlığından da sorumlusunuz. Yani sorumsuzlukla hareket edemezsiniz. Edemeyiz, tamam. Buna açılış şeyi alayım. Hocam bu dünkü hikayeyi biraz açalım diyeceğim ama önce bir haber turuna girip rakamları görüp öyle mi açalım? Bir cümle söyler misiniz dünkü meseleyle ilgili? Şimdi dolar konuşmayacağız. Yok. Ne diyeceğiz? Benjamin diyeceğiz. Tabii, esprisini dünya... Mahmut diyeceğiz. Mahmut diyeceğiz. Dolar konuşmak sırası geldiği zaman. Hocam o zaman şöyle yapalım. Şimdi, dolar konuşma. Şimdi, D demiyoruz. O kelimeyi kullanmıyoruz. Şimdi. Beş harfliler. Memleketin şöyle diyeyim, dış kırılganlığı 50 yıllık bir mesele. Benim de şikayetim şu, geriye dönüp 50 yıla gittiğimiz, hatta 60 yıla kadar bunu çıkarım, Adnan Menderes'e kadar da götürürüm bu işi. Bu ülkenin dış kırılganlarını düzeltecek en ufak bir harekette bulunan yok. Neden? Zenginleşmek istiyoruz. İnşaat yapmak istiyoruz. Binalar yapmak istiyoruz. Yahu kardeşim, birisi de demiyor ki şu aramalı üreten adamları niye küstürdünüz? Küstürdüğünüzde 121 milyar dolar aramalı ithalat etmek zorunda kaldık biz. Şehrin içinde kalmış AVM'ye dönüşen fabrikaların sahiplerine deseydiniz ya arkadaş, bak şehrin dışında sana şuraları gösteriyoruz, bedava verdik araziyi, sen aramalı üretmeye devam et. Hayır, öyle yapmadık. Vahşi bir şekilde ilk önce onları bir dövdük. Sonra bizim iş insanları var, onları business lords diyorum, iş ağaları. Onların bazıları kendi işlerini tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Her şeyi ama. Onların haricinde bütün aramalı üretenleri hadi yallah AVM sahibi yaptık. Koca ilaç fabrikalarının, koca ilaç fabrikalarının sahibi AVM açmadı mı? O araziyi AVM'ye çevirmek için uğraşmadı mı? Özellikle şu anki mevcut iktidarla beraber ondan sonra yan yana gözükmediler mi? Nice kendini çok böyle liberal ilan eden insanlar, çok affedersiniz, restoran, otel açmak için vesaire açmak için eğilmedi mi? Onlar herkesin önünde. Sonunda diyorlar ki ya dolar bu hale geldi. Kardeşim, bunu illa niye siyasete suçunu atıyorsunuz? Tabii canım. Hep beraber bunu yapmadık mı? Ya siyaset de bizden bu arada. Tabii bizden canım. Derken hepimiziz. Barış Bey, siz, ben, kameraman arkadaş, hep beraber biz bu işin içindeyiz. Çünkü başka bir yere doğru evrildik. Şimdi bunun sonuçlarını tartışıyoruz. Ya kimse sebebini tartışmıyor ya. Kimse öz eleştiri yapmıyor. Herkes birbirine parmak gösteriyor. Evet evet diyor. Bak diyor mesela şey, iktidar da bakın çok eskiye dönüyorum. 60 yıldır yapılan hataların aynısını yapmaya başladı. Bunu biraz daha kambiyo açayım. Rejimini sertleştirdi. Ha. Efendim kapıları, ya kapıyı kapatırsan dışarıdan da gelen içeri gelemez ki. Sen kapıyı kapatıyorsun. Efendim işte dolar konuşmayın ha. Ya konuşmayın da ne konuşacağız? Bu memlekette vatandaş sokakta kolumu çeviriyor. Dolar ne olacak diyor. İkinci soru altın. O da dolara bağlı. Doğru. Şimdi tamam mı? Onu konuşma, bunu konuşma, bunu söyleme ayıp bilmem. Ya kardeşim, kime söyleyelim o zaman? Bak çağırıyorsunuz. 15 dakika sonra tonumuzu beğenmiyorlar, yüzleri asılıyor. Diyorum ki bak arkadaş, bunu yanlış yaptınız. Bunu doğru yaptınız. Bunu daha iyi yapabilirsiniz. Bunu
Her şey iyi. Biz burada diyor yoruluyoruz. Sen büyük resmi görmüyorsun. Aha işte al sana büyük resim. Ya bu büyük resim 60 yıldır değişmiyor. Ben büyük resmi söyleyeyim mi? Yönetemiyoruz kardeşim bu ekonomi. Ama burada şöyle bir mola. Yok yok yönetemiyoruz. Konuşalım bunu. Yani büyük resim bu. Zenginleşme hayalleriyle vatandaşı alıyoruz, inşaata doğru yönlendiriyoruz, mega projeler falan filan. Ama mesela memleketin asıl meselesi duruyor. Adalet doğru. Duruyor. Doğru. Eğitim duruyor. Hak ve özgürlükler duruyor. Ya 60 yıldır aynı şey ama. Evet, sonra işte dönüp dolaşıp sonuç, dolar konuşamıyoruz. Sonuç. Bugün herkesin şimdi merak ettiği. Siz gösterin. Ben sonra diyeyim ki. Tamam. Niye böyle oldu? Niye oldu? Herkesin de merak ettiği Sedat Peker'le Alaaddin Çakıcı neden barıştı? Barışmışlar şimdi, işte Saygı Öztürk ya. Olacak birazdan. Hayır, dolar yerine şöyle diyelim, malum konu diyelim. Malum konu. Malum konu, hani var ya malum konu. Malum Amerikalı. Beş harfliler. Peki, öyle de valla yönetmelik öyle değil diyen var, o sadece bankacıları yok, bağlıyor diyen olur mu öyle şey ya? Hepimizi bağlıyor. Yeterince esnek yazdıysanız herkesi bağlar tabii. SPK bundan evvel zaten böyle bir şey, tebliğ çıkardı. Var. Hepimiz sorumluyuz bundan. Tabii canım yani. Halka açık yerlerde, halka açık mecralarda bunları konuşanlar bilmem ne falan filan. Hayır, şu anda ahu sadece bu konu değil. Yine biliyorsun bir dolar krizi yaşanmıştı. Bununla ilgili haber yapan 31 kişi şu anda yargılanıyor. Tabii canım, Bloomberg hakkında dava var. Bloomberg HT'nin sorumluları yargılanıyor. Tele1'den Merdan Yanardağ yargılanıyor. Sedef Kabaş yargılanıyor, Mustafa Sönmez yargılanıyor. Türkiye'nin en tanınmış isimleri ekonomi kötü gidiyor dedikleri için yargılanıyorlar. Peki ne diyelim, ekonomi iyi gidiyor mu diyelim? Yani çıkın sokağa, bugün işte Metropol'ün araştırması var. Metropol'ün araştırmasına göre Türkiye'deki her 4 kişiden 1 kişi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu sadece ankete konuşanlar. Bir de konuşmayanlar var. Bir de hayatın içinde gördüğümüz gerçekler var. Yani bu üstünü örterek, üstünü işte maskeyle kapatarak, her şeyin üstünü maskeyle kapatarak gerçekleri gizleyemezsiniz. Gerçekleri gizlemenin bugüne kadar kimseye ya, bir faydasının olmadığı. Biliyorum habere gireceksiniz ama. Abi, ben çok kısa, çok kısa bir şey. Ama lütfen, çok, tabii. Çok kısa. 57. hükümet zamanında da ben uygulanan IMF politikasının yanlış olduğunu yetkililere bizatihi söyledim. Cevap. Sen görüyorsun, biz göremiyoruz. Hayda. İyi o zaman tövbe ettim ben. Yani dedim ki bakın, sürüklenen kur politikasıyla büyük devalüasyon olur. İthalat patlar. Nitekim rakamlarıyla gösterdi. Sonra Kemal Derviş geldi. Tabii. Kemal Derviş'le ilgili de uyarıda bulundu. Dedim ki yok, bunun kafa doğru kafa değil. Bilmiyor tam olarak dedim. Bir program uyguluyor Kemal Bey ama Kemal Bey finans konusunun inceliklerinden pek habersiz. Çünkü mesela bono tahvili stopaj koymaya falan kalktı. Dedik yapmayın Sayın Bakanım falan. Dinlemedi bizi, sıfır çekti ilk ihalede. Yani dolayısıyla bizim uyarılarımız her zaman şöyle oldu. Sen görüyorsun, biz göremiyoruz. Ya ne büyük resimmiş bu. Siz gördüğünüzde biz göremiyoruz. Ya 60 yıldır hangi iktidar gelirse gelsin bana aynı cevabı verir. Büyük resmi göremiyorsun. Hadi büyük resme bakalım şimdi. Hızlıca bir virüsle ilgili haber turumuz, rakamlar, seyir, vaka sayımız. Açılıyoruz ama iyi miyiz bakalım. Türkiye'de koronavirüs vakaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni rakamları duyurdu. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 3641'e yükseldiğini açıkladı. Vaka sayısı ise 133.721'e çıktı. Yurtdışı temasınız oldu mu buraya gelenler? Test sayısı yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık. Sonuç almak zor değil. Buna göre toplam test sayısı 1.265.119, toplam vaka sayısı 133.721, toplam vefat sayısı 3.641 oldu. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.260, toplam entübe hasta sayısı 665, toplam iyileşen hasta sayısı 82.984, son 24 saatteki test sayısı 30.395, son 24 saatteki vaka sayısı 1.977. Son 24 saatteki vefat sayısı 57. Son 24 saatte 4782 hasta iyileşti. Bakın nasıl,
Bizde bir şey. Burası Sultan Gazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisi. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü günden beri burada koronavirüs hastaları hayata bağlanmaya çalışılıyor. Bakın nasıl hastanemiz. Bizde bir şey. Salgınla mücadelede ön saflarda ipi göğüsleyen sağlık çalışanları, koronavirüs tedavisinde önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Sağlık çalışanları yoğun bakımdaki ve entübe edilmiş hastalarla yakından ilgileniyor. Bir hemşirenin solunum cihazına bağlı şekilde uyutulan ve yüksek ateş nedeniyle terleyen hastanın terini sildiği anlar kameraya yansıdı. Hemşire bunu yapmak zorunda değildi. Ancak yapmaktan kaçınmadı. Gönüllere dokunan davranışı takdir topladı. İşitme engelli bir korona hastasıyla kurulan iletişim de dikkat çekti. Sağlık çalışanları işitme engelli hastayla kağıt ve kalem yardımıyla anlaşıyorlar. İki tane yumurta yedin, aç değilsin. Hemşiresi her zaman her şey hazırlıklı bir hemşiredir. Yani hem hastanın solunum desteği, yeri geliyor böbrekleri, her şey biz oluyoruz. Eli, kolu, ayağı biz oluyoruz. Tüm sağlık çalışanları koronavirüsle fedakarca mücadelelerini sürdürüyor. Hastanemize toplamda 2700'den fazla hasta COVID nedeniyle başvurmuş olur. Bunun 490 tanesini yoğun bakım birimi olarak konsülte ettik ve takip ettik. Sokaklarda artan insan yoğunluğuna dikkat çekti, vaka sayılarımız beni korkutuyor, Haziran'a kadar bekleyin çağrısı yaptı. Uyarılar iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tufan Tükek'ten geldi. Tükek'e göre koronavirüsün ağır hastalık yapma özelliği yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Salgın ilk başladığında çok ağır sonuçlar yaratırken şu anda birçok hastada normal bir grip ya da nezle gibi seyrediyor. Tükek bunun nedenini virüsün mutasyon geçirmesine bağladı. Böylece toplumda birçok kişinin hastalığı fark etmeden geçireceğini söyledi. Doktor Tükek'e göre virüsün mutasyona uğrayıp kendini değiştirmesinin sonucu kötü de olabilir. Çünkü virüs kendini değiştirirse bulunan aşı etki etmeyebilir. Bundan dolayı toplum bağışıklığının artması daha sağlıklı bir yöntem. Bir kişi temasınız oldu mu bize gelenler? Geçmiş olsun. Tükek ayrıca Türkiye'deki vaka sayılarından korktuğunu belirtti. Haziran ayına kadar dikkatli olunmasını istedi. Tedbirlerin günlük vaka sayısının 100'ün altına düştüğünde gevşetilmesinin doğru olduğunu söyledi. Mayıs ayı rahatlamak için çok erken dedi. Şimdi belli ki hani bu kademeli açılma, kontrollü yaşam kontrollü sosyal hayata geçiş altında aslında biz kafamızda galiba kaldırdık hepsini, yasakları, maske hariç her şeyi kaldırmışız gibi gözüküyor sokakların kalabalığına bakınca. İki tane grafiğimiz ve şeyimiz var, bunu Evrim Ağacı'ndan aldım. Belki şu çakışma bir şey ifade eder mi diye düşünüyorum hocam. 25 Nisan'da aktif kapanmamış vaka oranı böyle gelmiş aşağıya doğru, yeşil de iyileşen sayısı, ondaki artış var ama tam da bitmiş gibi gözükmüyor. Bunlar üst üste bir şeyli bir grafik bu. Hepsinin bir arada olduğu bir grafik. Evrim Ağacı güzel grafikleri var bu arada ama. Ama bu, bugün bu anlamlı bir şey değil. Değil mi? Bu hepsi kendi, bir arada. Kendimi iyi hissetmek istiyorum grafiği bu. Şimdi günlük vakaları almış, yan yana yazmış. Onları oranlamış. Dolayısıyla ondan sonra aktif vaka oranının, kalan hasta, aktif vaka oranının artış oranı vesaire. Ya kardeşim zaten böyle olacaktı. Yani buna bakıp da vay işte... toparladı. Yani mesela çok çok komik geliyor bana. Vaka oranı ile mesela iyileşen hasta sayısı oranını karşılaştırıyorlar. Yahu ne alakası var ya? Ya onunla ne alakası? Biri geçmişten gelen kümülatif data, öbürü günlük vaka. Ne alakası var yani? Ama Barış sen diyorsun ki daha hani kayda girmemiş bazı vakalar var. Ya o da olabilir de şunu söyleyebilirim. Buna bakarak yaşasın dediğimiz an zaten kıyametin, evet, koptuğu an. Yani lütfen rakamları sürekli eziyet ederek
istediğimiz görüntüyü çıkarmaya çalışmayalım. Yok, ben bakın ben bunu çok ciddiyetsiz işler bunlar. Bak yanlış anlamasın, alınmasınlar. Yani rakamları. Bu ama bir yani onların bir suçu yok. Bu hakikaten interaktif bir yok, şey. Yok öyle değil, interaktif. Kimin değil. Grafiği bu? Evrim ağacı. Ha evrim ağacı. Ama ben de diyorum ki al o zaman ben de mesela bir grafik yapayım. Yo, yani. Öyle bir grafik çıkar ki milletin ödü patlar. Ya gerek yok kardeşim bunlara. Yani ne peki yapıyor biliyor musun? Farklı bir şekilde anlatırlar diye. Ama ne demek tamam. istiyor? Umut suçlamayayım verme. Ben umut yani. Vermeye çalışmak. Ha. Bakın bu. Ondan, ben de diyorum ki bakın hala yok. Şimdi o zaman vaka sayısıyla öbürünü gösterin. Bakın ben size ne anlatacağım. Yani hala yukarı doğru gidiyor yani yapacak bir şey tabii yok. Tabii onların şimdi, alt grafiklerinde öyle yani şimdi biraz. Dolayısıyla bu biraz karışık olduğu için belki öyle gösteriyor. Karışık da değil. Umut veriyor. Bak diyor aktif vaka oranı diyor düşüyor. Hasta iyileşenlerin sayısı artıyor. Bilmem ne falan gördün mü işte fark oluştu. Bunlar aslında ne yapıyor biliyor musun? İnsanları gevşetiyor. İş bitti. Evet. Yok gevşedi iş bitti, zaten. İş bitti görüntüsü veriyor. Ya sokaktaki trafiği görseniz aklınız ayağınız durur. Yani dün bir köprü trafiği vardı. Aklım durdu. Normal bildiğiniz gün. Bayağı fena. Ha, dolayısıyla işte bu yanlış bunlar. Umut vermeyelim. Gerçekten geçmeye başladığı zaman böyle şey yapalım. Yani bunlar umut verme şeyleri. Rakamları ben istatistikçiyim. İstediğiniz eziyeti yapabilirsiniz. Bak neler çıkarıyorsunuz. Hocam burada sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı koronavirüs vakalarının ilk ortaya çıkmasının ardından bir bilim kurulu oluşturdu. Evet. Bu bilim kurulu da alanındaki uzman doktorlardan bir araya geldi. Buraya kadar hiç kimsenin itirazı yok. Yok. Ancak ne yazık ki bilim kurulu üyeleri de artık biz sıradan vatandaşlar gibi tepkiler vermeye başladı. Örneğin siyasi iktidar bilim kuruluna rağmen AVM'lerin açılması kararını veriyor. Bilim kurulu üyeleri efendim ya bu erken oldu keşke bu kadar erken açmasaydınız diyor. Liglerin başlayıp başlamaması Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorumluluğuna veriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu sırf yayıncı şirketin mali çıkarlarını korumak ve kendi kasalarını doldurmak için yüzlerce futbolcuyu, onların ailelerini, o kulüplerde çalışan emekçileri tehlikeye atıyorlar. Bilim kurulu üyeleri bu doğru olmadı diyor. Arkadaş bak. Bilim kurulu geçmiş hükümetlerde olduğu gibi bu konuda tek karar verici olmalıdır. Ancak ne yazık ki bugün halkın, kamunun, toplumun sağlığı bilim kuruluna değil şirketlerin çıkarlarına ve siyasi iktidarın günlük ihtiyaçlarına göre karar alınmasını ortaya çıkarttı. Üstad rakamı söyleyeyim. 3289 tane futbol insanı. Tehlike. Onların aileleri, o kulüplerde yani çalışanlar, top toplayıcılar, antrenörler, masörler. Duyurdu bir tane dün, çalışan. Dün daha Fenerbahçe oldu. Spor Kulübü'nün bir pardon süper amatörü saymadım ya pardon ya. Ama hocam onlarla birlikte binlerce kişi. Yani, 3289 şu an. Şimdi Türk futbol. 2 ile 3 açmıyor ama galiba değil mi? Sözlük yok istiyorsan. Olur mu? Öyle ben tabii sadece süper. Şeye kadar iniyor. Neydi adı süper amatör yani. Hepsi oraya kadar iniyor. Yani, açıyor tabii. Birinci amatör en üst amatör lige kadar açıyor gerisini açmıyor. Allah ya dün şükür. Baktım mesela Konya Spor'un oyuncularının birçoğu karantinada. 18 yaşında. Evet. Şimdi 18 yaşına sokağa çıkma yasağı var. 20 yaşına kadar biliyorsun. Bu çocuklar nasıl çıkıp top oynayacaklar? Özel izinle, işveren izinle. Özel izinle. Şimdi özel izinle çıkacak. Peki bu çocuklar riske atmaya ne ihtiyacınız var? Ya hepimiz futbol oynadık. Tabii hocam kadar sporda deneyimli değiliz. Yöneticilik de yaptı. Ya en basit meseledir. Sporda bir koşarsın, iki yere düşersin. Yere düştüğünde arkadaşın gelir seni kaldırır. Temastır. Karşı karşıya geldiğinde solunum alırsın, verirsin. Kan var, ter var. Yani adam adama markaj var. Ya bunları mı konuşacağız Allah aşkına? Türk Futbol Federasyonu bu yanlış karardan vazgeçmeli. Sağlık Bakanı da topu federasyona atmamalıdır. Ben şimdi buradan soruyorum. Sayın Fatih Terim de bizim yayınımızı muhtemelen izliyordur. Sevgili Fatih Hoca. Hani senin tabii programın. Katılmak istiyorsa da yayına katılabilir ama ben gazeteci alışkanlığıyla söylüyorum bunu. Ben de bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Fatih Terim de Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak da büyük bir tehlikeden döndüler. Şimdi siz Fatih Terim'i hangi psikolojiyle sahaya çıkaracaksınız? Zaten galiba çıkmamak gibi şey ya var. Ya bence çıkmasın. Ben buradan Fatih Terim'e çağrı yapıyorum. Nasıl ki Fatih Terim koronavirüs vakası patladığında çıkıp cesaretle bir basın toplantısı yaptı ve futbolcularımızı tehlikeye atmayın dediyse ben şimdi Fatih Terim'den aynı tavrı bir daha bekliyorum. Fatih Terim
Koronavirüs belasını birebir yaşamış bir kişi. İnsan, Abdurrahim Albayrak birebir yaşadı. Nasıl lanet bir hastalık olduğunu biliyor. Biliyorlar. Fatih Terim'e de Abdurrahim Albayrak'a da buradan çağrı yapalım. Aynı cesaretle çıksınlar ve bizim futbolcularımızı, sağlık emekçilerimizi, spor emekçilerimizi, onların ailelerini tehlikeye attırmayacak dik bir duruş sergilesinler. Çok şükür ikisinin de çalışmaya da ihtiyacı yok. Bulundukları mevkiye, makama da ihtiyaçları. Ben sebebini anlatayım mı? Niye böyle oldu? Şu Rıza Çalınbay'ı hızlıca göstereyim. Tabii, buna tabii, nereden geldi? Doğru söylüyor. Rıza Hoca diyor ki Sivasspor Teknik Direktörü, futbolcu arkadaşlarımızın %80'i çok tedirgin, çok korkuyorlar, oynamak istemiyorlar. Evlerinden çıkmak istemiyorlar. Bence tarih yanlış, hem de çok yanlış. Şimdi, Rıza Hoca bile öyle diyor. Şimdi saygıdeğer üstad, kıymetli avanım. Biliyorsunuz bazı liglerde şu anki tabloyla şampiyon ilan edildi. Evet. Şimdi Türk futbol ailesi hiçbir zaman... Bildiğimiz Fransa yaptı. İngiltere yaptı mı? İngiltere... Hollanda, Belçika... Bazıları toptan iptal etti. Hiç oynanmamış gibi. Şimdi bizim Türk futbol ailesi böyle bir terbiyeye falan sahip değil bir kere. Mücbir sebep oluştu. Tabloyu buradan kapattık. Trabzon'da şampiyon edildi. Ya kardeşim... Oynatmayın diyor işte. O zaman ya toptan oynanmamış olur. O zaman Trabzon'la Başakşehir itiraz edecek. Ne güzel Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorduk sanki oynanacakmış gibi. Ondan sonra ikinci bir dalgadan herkes korkarken abi, neyin hesapları yapılıyor bak. Şimdi anlaşıldı ki Futbol Federasyonu iki ucu keskin bıçağı gördü. Bir, Trabzon'un şampiyon ilan etse Başakşehir'i ikinci... Bütün diğer takımlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, kardeşim kaç maç var, biz belki UEFA'da oynayacağız, belki Şampiyonlar Ligi'ne. Sen ne hakla bunu? Hop, o baskıya dayanamaz. Zaten başkan vekili Fenerbahçeli ondan sonra net olarak. Yani nasıl olacak o iş? Fenerbahçeli ama Fenerbahçeli iyi değiller yani. Onun. Yok canım öyle şey olur mu? Bayağı gözünün içi. Hem de iyi Fenerbahçeliler yani. O ay, tamam mı? O yüzden şimdi çok zor. Beşiktaş kıvranıyor, başkan değiştirdi. Belki diyor ki bundan sonra kalan maçların hepsini kazanacağım. Belki siz benim adıma ne karar veriyorsunuz diyor. Orada da başka takımlar var düşme potasında. Ya kardeşim beni nasıl düşürürsünüz diyor. Ben belki birkaç tane daha maç oynayacağım kazanacağım. Şimdi yapamazlar. En güzeli, bakın en güzeli, en terbiyelisi ligi hiç oynanmamış. Ay en güzeli. Hiç abi. Oynanmamış. 2020'yi yok sayacaksın. Ya, tabii evet. Ya daha da, tabii. Bir şey söyleyeceğim. Daha da güzeli var. Niye korkuyorlar millet? Ligi kaldığı yerden uygun tarihte başlat bak. Ondan sonra hemen bir hafta tatil verip kusura bakmayın o 2020-2021 sezonunu açtım demek. Niye bunu yapamıyoruz ya? Onu anlamıyorum. Her şeyin bittiği tarihte aç. Maç trafiği ya sanki oradaki... Ne bileyim Ekim'i bulursa Eylül'ü... Olur. Ne olacak ya? Ya hiç oynanmasa ne olur mesela? Bir şey olmaz. Hayır bunu kimse çıkıp cesaretle söyleyemiyor. Ya arkadaş bir yıl futbol oynanmasa ne olacak? Ne ya olsun? Bir yıl futbol oynanmasa ne olacak? Yayıncı kuruluşa para gitmeyecek. Dertleri bu. Açık söylemek lazım. Yine gider diyorum. Üstad bak yine gider. Masöre de gitmeyecek. Malzemeciye arkadaş, de gitmeyecek. Arkadaş hocam da söyledi. Gitmeyecek. On binlerce spor emekçisi gider. Var. Gider mi? Yine şöyle bakın. Onlar bir kere sponsorlar önden paraları falan filan ödedi. Onların çekleri bilmemleri vesaire verildi. Garanti paralar alınmış. Burada alınmayan tek şey nedir biliyor musunuz? Yani 3 puanın ve tek puanın parası. Maç oynanmayınca alamıyorsunuz onu. Şimdi nereden biliyorsun kardeşim sen maçları bir kere kazanacağını? Aşağı yukarı millet diyor ki bilmem kaç tane maç oynarsam bu kadarını kazanırım, bu kadarını beraber. Böyle herkes hani garanti olmayan alacağın peşinde koşarken bu rüyaları görüyor. Üstad orada haklı, rüya görüyorlar. Ben de diyorum ki bak öyle güzel yapalım ki olur hiç olmaz diye bir şey yok. İlla radikal olmak gerekiyorsa ben diyorum ki nerede başlarsa orada başlasın. Bitsin, kaydıralım kardeşim. Ne oluyor ya? Yani neden bu kadar kaç şey? Kaç maç kaldı oynuyor? Ya biz Dünya Kupası'na katılabiliyor muyuz? Katılamıyoruz değil mi? Bizim bir Avrupa şeyimiz var, şampiyonuz. Evet, orada da yok zaten. Hollanda biz oynamayacağız dedi. İleriye doğru atıldı o da 2021'e. Tamam mı? 2021'de oynanacak. Tamam. Bizim futbolcularımızın biraz maç trafiği artıyor. Ya NBA'in şeyi yok mu? Canı yok mu NBA basketçide? İki günde bir maç oynuyorlar. Maç oynuyorlar. Tamam. Ondan sonra sakatlanmalar olur. Ben onları tahmin ediyorum. Ölmekten iyidir ama. Tamam. Ben de diyorum ki ne zamansa o zaman başlasın, bitsin ve yeni ligi öyle başlatalım. Bir hafta da ara verelim. Öyle bir aylık, iki aylık ara. Transfer penceresinde ona göre yapalım. Ama işte UEFA da kilitlendi. Şimdi FIFA ile UEFA sırtında ağır baskı var. Çünkü her ligin sezonu farklı. Acayip farklı. Sezonlar farklı. Yani bir taraf başka bir tarihte oynuyor. Rus ligi başka bir tarihte oynuyor. FIFA ile UEFA sıkıştı. Karar veremiyorlar.
tam olarak. Bir böyle bir şey söylediler. Kimse bir şey anlamadı. Ondan sonra de zaten ondan çok yayın hakları ve yayın ihaleleri. Dünya Sağlık Örgütü UEFA'ya tavsiye kararı gönderdi. Bizim bilim kurulu da TFF tavsiye kararı gönderdi. Şimdi, bilim kurulunun bu konuda gördüm. Sahaya inmesi lazım. Karar nasıl öyle ama biliyor musunuz? Şöyle yazmışlar. Şunu yapamazsınız, şunu yapamazsınız. Şunu, ya hepsini toplayınca oynamayın. Zaten diyor. Oynamayın diyor. Futbolcu otelde kalacak, karantinada kalacak. Evet. Otel çalışanları otelde kalacak. Ben orta yol test buldum. Test yapılacak, şu olacak, bu olacak. Oynama şimdi daha iyi. En sinir olduğum şeyi söyleyeyim. Hoca çözüm nerede çözüm? Oku kardeşim, yazdık geçenlerde. Hiç okumuyorlar, tamam mı? Onlar hoca çözümler. Yazıyoruz çözümü de. Ben dedim ki sağlık kurulunun, bilim kurulunun kararı doğrultusunda bakacaksın, diyeceksin ki ben bunu böyle oynatamam. Ben bunu bir turnuva gibi oynatacağım. Bitti. Tamam, bu turnuvayı oynatırken de önlemlerim acayip sert olacak. Bir kişiyi yakalarsam takımı tamamen men ederim. Tamam mı? Herkes sağlıklı olacak. Müthiş. O bile garanti değil. O bile garanti değil. Neden? Uçağa binilecek. Neden o tarihte açıyorlar? Çünkü İçat uçuşları açıldığı tarihin hemen ilerisine. Çünkü Türk Hava Yolları Türkiye Futbol Federasyonu sponsoru. Biliyorlar onlar şeyleri. THY'nin biliyorsunuz takvim açıklıyor üst üste. Tamam, bu takvime göre nerelere uçacağını, hangi uç. Adam şimdi bir yerde oynayacak. Oraya uçuş yok. Tamam mı? Oraya uçuş yoksa bir yerden otobüs ayarlamaları lazım. Bütün bu planlamaları yapacaklar. Kamp yerleri seçilecek. Oo! Ben de diyorum ki ya bu da Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlanmış şehirlerimiz var bizim. Kayseri, Konya vesaire falan. Bunlar biliniyor. Bunların yatak kapasitesi, bunların antrenman kapasitesi, tesisler hepsi var. Çalıştık ya burada bunları ve profesyonellerimiz bir turnuva statüsü yazmayı biliyorlar. Gelsinler, lig turnuva statüsünde oynansın. Olmaz diyene bir şey söyleyeyim. Playoff diye bir şey getirdiniz. 4 tane takımı darmadağın ettiniz. Bir de sonunda az daha Fenerbahçe stadında hepimizi öldürüyorlardı. Hatırlayın. Ay evet ya. Paramparça oldu. Bir playoff sistemi geldi. Seyirciyi de zıvanadan çıkardılar. Kulüpleri de zıvanadan çıkardılar. Uzun zaman önceymiş gibi geliyor insana ya. Ya ben içindeydim. Ben çocuklarıma mesaj attım. Hakkınızı helal edin herhalde. Ben buradan buradan çıkamam dedim ben. Kapkaranlık oldu stat. Galatasaray kupasını alamadı. Ondan sonra Nihat Bey o zaman üzüntüden bembeyaz, yani ortalık karıştı bir anda. O yüzden bakmayın, yapılır. Gayet güzel yapılır. Bir turnuva statüsü hazırlayın ama ne zaman olursa, yani ne zaman bilim kurulu tamam buyurun diye. Bakın ben size söyleyeyim mi? 15 gün içerisinde lig biter. 15 gün diyorum. Ne var ya? En kötü bir ay. En kötü bir ay diyorum. Bakın en kötü bir ay. Bir turnuva statüsü yazılır. Millete de heyecan olur. Avrupa şampiyonası yok. Türkiye şampiyonası gibi oynansın. Bitsin. Bitsin arkadaş. Niye milleti alıyorsun o şehirden, o şehirden, o şehirden? Burada sıkıntı şu. Bak ahu, sıkıntı şu. Siyasi iktidar koronavirüsten bir başarı öyküsü çıkartmaya çalışıyor. Evet. Bir başarı öyküsü çıkartmaya çalışırken de toplumun tamamını ateşe atıyor. Sağlık Bakanı liglerin açılmasını Futbol Federasyonu'na bıraktık diyor. Yani. Peki Sayın Koca siz ne iş yapıyorsunuz? Bu bilim kurulu ne iş yapıyor? AVM'ler açılıyor. E biz zaten orayı kapatmamıştık ki diyor. Şimdi bakın her böyle bir şey olmaz. Bak yani biz neyin cenderesindeyiz biliyor musun? Biz para babalarının, sermayedarların cenderesine girdik. AVM sahipleri dükkanlarımızı açın. Orada çalışanlar ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir. Bizim kasamızı çevirmeye ihtiyacımız var. Ha, hakkınızı bulun. Yayıncı kuruluş ligleri başlatın. Ben para kazanmak istiyorum diyor. Futbol Federasyonu'nun başındaki kişi müteahhit olduğu için dünyaya sadece para gözüyle bakıyor. Futbol Federasyonu Başkanı'nın umurunda bile değil oradaki hastalanacak futbolcular, antrenörler, masörler ve diğerleri. Açıkça söylüyorum, umurlarında bile değil. Umurunda değil. Umurunda değil hocam. Bu kadar açıkça söylüyorum. İtirazı varsa da Futbol Federasyonu'nun başkanı çıksın açıklama yapsın. Ya daha dün Fenerbahçe'nin Samandıra tesislerinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir çalışanında korona pozitif teşhisi konuldu. Açıklama yaptı. Futbolcu hangi motivasyonla soyunma odasında o daracık yerlerde bir araya gelecek de antrenörü, teknik direktörü onları motive edecek? Spor bir kolektif iştir sonuçta. Evet. Dayanışma işidir. Şimdi ne olacak mesela? Çıktın sahaya, yağmur yağdı örnek olarak söylüyorum.
Futbolcunun ayağı kaydı düştü. Ya sen takım arkadaşının gelip seni tutup kaldırmasını istemez misin? E tutup kaldırsa el teması olacak. Kaldırsa bir dert, oraya, kaldırmasa bir dert. Zaten bir korakor mücadelede oraya kadar. Onu söylüyorum. Hani şimdi mesela diziler yazıyorlar. İktidar yandaş medyaya talimat vermiş. Diziler bir an önce çekilsin, topluma moral verin. Başlıyorlar, evet. Başlıyorlar. Niye? Çünkü sokağa çıkmasan da bile çekim var. Bak, ben açıkça biliyorum. Söylüyorum. İktidardan geldi bu talimat. Set işçileri diyor ki ya arkadaş biz nasıl çalışacağız? Senin set dediğin şeyde her sette 60 kişi çalışıyor. Kamerayı tutacaksın elinle. Set için ışığı kuracaksın elinle. Temas kuracaksın. Ne çözümü buldular? Efendim herkesin telefonda bol bol konuşacağı sahneler çekin. Dikkat ediyor musunuz mesela son dönemlerde öyle çekilen yeni dizilerde sürekli herkes birbiriyle telefonla konuşuyor, telefonla kimse diyalog kuruyor. Yani. Yakın plana gelmeyecek dermiş. Ya bu bir kere hayatın doğallığına aykırı. Niye bu dizileri çektirecek dermiş? Toplum çok sıkılmış, morale ihtiyacı varmış. Düşünce doğru mu? Düşünce olarak doğru ama toplumun morali niye bozuldu kardeşim? Çünkü toplumun cebinde 5 kuruş para kalmadı. Sen dizilerle o kişileri 40 dakika oyalayabilirsin. Peki o dizi diyelim ki saat 20'de başladı, 21'de de bitti. 21'de uyuyan çocuk anne acıktım dediğinde annesi ona bir meyve veremiyorsa senin o dizin hiçbir işe yaramaz. İktidar cambaza bak cambaza oynuyor. Milleti oyalamaya çalışıyor. Futbol kulüplerini açtırıp sporcuları hazır olmadan sahaya çıkarttırmak istiyor. AVM'leri açtırıp iyice insanları birbiriyle temas kuracak hale getiriyorlar. İyi olan bir şey varsa iktidar yapıyor, kötü olan bir şey varsa AVM sahipleriyle Futbol Federasyonu yapıyor. Futbol Federasyonu paralel bir hükümet mi bu ülkede? AVM sahipleri paralel bir hükümet mi? Madem bu işin sorumluluğunu aldınız, madem bilim kurulunu derdest ettiniz, tasfiye ettiniz, onu basit bir danışma kuruluna çevirdiniz, o zaman çıkın deyin ki bütün kararları biz alıyoruz. Çünkü onlar da biliyorlar yarın bu maçlar oynandığında futbolculara hastalık bulaşacak, virüs bulaşacak. AVM'ler açıldığında bu ülkede hastalık artacak. Ne yapıyorlar? İktidar sorumluluğu üstünden atıyor. AVM sahipleri açtı. Futbol Federasyonu maçları başlattı. Yok öyle yağma. Madem bilim kurulunu etkisiz hale getirdin, o zaman bu işin sorumlusu sensin. Sen 3 kuruş para kazanacaksın diye toplumun sağlığını tehlikeye atamazsın kardeşim. Bu arada atamazsın, bu kadar basit. Dün Sayın Altınbaş şunu dedi. AVM sahipleriyle kiracılar arasında bir mutabakat hala oluşmamış. Tabii. Yani o yüzden çalışsınlar ki kiralar ödensin. Kiralar gelsin. Ama ben de diyorum ki ya paylaşmadan olur mu ya? Yani hem AVM'deki bütün dükkanlar kapalı kalacak hem AVM sahipleri paralarını isteyecekler, kiralarını. Onun mücbir sebebi orada. Şimdi bu da olmaz ki yani. Buna bir dönelim. Bizim içinde bulunduğumuz AVM'nin Haziran ayına kadar da açılmayacağını buradan eklemiş olalım. Aldığımız kadarıyla öyle bir prensip kararı almış. Personelin sağlığı için, vatandaşın sağlığı için zaten iş bayram sonrasına kalıyordu. Tabii, tabii. Öyle bir prensip karar almış ve doğru bir karar almış gördüğümüz kadarıyla. Ama bu inisiyatif AVM yöneticilerinin kendisinde, onu da söylemek lazım. Az evvel Barış'ın bahsettiği haber, fakirlik, zorluk sözcüğünün önce Fox Haber'e sonra Fox sözcüğe yansımıştı. İşkur önünde çay satan Yusuf abinin kızı, üniversite mezunu işsiz kızı diyor ki fakir zama utanmıyorum çünkü fakirlik utanılacak bir şey değil. Çalışmaya uğraşıyoruz, iş bulmaya uğraşıyoruz diyor. Kayda geçsin bu aile simge bir aile. Utanması gereken o kardeşimiz de değil, babası da değil, annesi de değil. Utanması gerekenler bu ülkeyi yönetenler. O babaya sen iş bulamıyorsan o baba iş kurun önüne termosla gidip hem iş ararken hem de çay satacağım umuduyla dolaşıyorsa utanması gereken iktidardakilerdir. Fox TV'yi de bu haberinden dolayı kutluyorum. Çok güzel bir gazetecilik yapmış. Sayfalarca anlatılamayacak gerçeği 1,5 dakikada Fatih Portakal'ın ve İsmail Küçükkaya'nın bülteninde anlattılar. Ve ülkedeki yoksulluğu böyle ortaya çıkarttılar. Demek ki efendim doları konuşma, her şey iyi gidiyor diye baskı yapmakla olmuyor. Al işte burada 4 kişilik bir aile. Baba orada bir tane çay satacak. Üstelik termosu hangi ayda alıp gidiyor? Ramazan'da herkesin çoğunlukla oruç tuttuğu bir ayda. O kadar umutsuz bir hale gelmiş ki Ramazan ayında belki 10 bardak çay satarım da evime 20 lira götürebilirim diyor. Ahu geçen gün de söyledim başka bir televizyonda, bir daha söylüyorum. Ülkedeki gerçek durumu görmek isteyenler gitsinler herhangi bir mahalle fırınına girsinler. Bak bütün mahallelerde askıda fırın modeli var, askıda ekmek modeli var. Niye?
3 ekmek alıyorsan, cebinde paran varsa diyorsun ki 3 ekmek de benden sonra gelene ver. Gerçek Türkiye orada, orada. Kimse kendini kandırmasın. Açlıktan, yoksulluktan insanlar ne yapacağını şaşırdı. 8 milyon işsizimiz vardı bizim koronavirüs öncesi. İktidarın bu politikaları yüzünden dükkanlar kapatıldı, AVM'ler kapatıldı, kuaförler kapatıldı, taksiciler işlerine çıkamadı. Buna 5 milyon daha eklendi. Ve sen dükkanlar kapatıldığı için cebine tek kuruş koyamadığın 5 milyon işsizi kaderiyle baş başa bıraktın. Bak, kaderiyle baş başa bıraktın. Dur, buna bu kadar basit. Geri döneceğiz. Ha, kapatılması normal. Kapatılması doğru, ona normal. İtiraz etmiyorum. Ama destek, açıyoruz. Ona itiraz etmiyorum. Destek verilmemesi tuhaf. Ama onu da ben işte dün işte kendi ailemde dahil olmak üzere sürekli çatıştığım durumlardan bir tanesi şu. Bu memlekette dışarıda bir çocuk yürürken ayağına taş değse bunun sorumluluğunu alacak olan kişiler devlet adamlarıdır. Mecburuz buna. Bu sorumlusu benim demesi lazım. O yüzden ortada bu kadar sorun varken öncelik tespiti doğru yapılmayıp da paralar buralara harcanınca o zaman ne oluyor? TL'nin değeriyle alakalı çok bu durum ortaya çıkıyor. Bak, dolar demedi. Nasıl şey demedim. Sevgili Nazlı, çok beklettik ama ona sözü bırakmadan önce seninle bir dakika diyelim. Semih Ayankı isyan ediyor. Deniz kenarında yürümek yasak, AVM açık. Deniz kenarında ya da sahil kasabalarında restoranlar kapalı, AVM'ler açık. Bu nasıl iş, anlamak mümkün değil. Kapalı alanlar açık. Açık hava kapalı, aklıma mukayyet olun. Semih Hanım'a katkı yapayım. E tamam, berberler açık. Niye spor salonları açık değil? Neden? Çünkü umursamıyoruz kardeşim. Önemli olan ambalaj. Tamam mı? Herkes çünkü ambalaj. Ya kardeşim, spor salonuna gidip insanın yine dediğim gibi tahtitli bir şekilde spor yapmasının ne önüne geçiyorsunuz ya? Onu da sevgili Nazlı'dan sonra konuşmaya devam edelim. Var birkaç tane daha çünkü. Net aktif vergisini hala size soracağım. Ama Nazlı çok sabırla bekledi sabahtan bu yana. Sevgili Nazlı Bolak'a bırakayım ben hızlıca süreyi. Teşekkürler Ahu. Evet, çok alevli konuşmalar dönüyor yan stüdyoda ve gerçekten çok keyifle dinliyordum burada. Değil mi? Haftanın son işlem gününde bakalım piyasada neler oluyor. Kurdaki dalgalanma devam ediyor. Dün dolar TL 7 lira 26 kuruşa kadar yükseldi. Ardından gerileme başladı. Ben de tabii ki de bu soruyu Profesör Doktor Burak Arzova'ya dün parasal programında sordum. Burak Hocam, Batı ile değil ancak Doğu ülkeleriyle bir swap işleminin gerçekleşebileceğini algısının güçlendiğinden dolayı dolar TL'de bir gerileme olduğunu söyledi. ABD Merkez Bankası Fed ile veya Avrupa Merkez Bankası ile bir swap işleminin gerçekleşmesinin çok olası olmadığını da kaydetti Burak Hoca. Güne dolar TL 7 lira 10 kuruş seviyesinde başladı. Şu an ekranlarda son canlı veriyi sizlerle paylaşıyoruz. Amerika'da endeksler dün yukarı yönlü hareket etti. Eyaletlerde ekonominin canlanması için yeşil ışık yandı. Borsadaki kayıplar hemen telafi edilmeye başlandı. Yatırımcılar önümüzdeki 6 ay için Amerika'da olumlu bir tablo bekliyor. Gelen işsizlik başvuru sayısı her ne kadar tarihin en yüksek seviyesinde olsa da bu durumun kalıcı olmayacağı ABD piyasası öngörmüşe benziyor diyebiliriz. Dolar endeksindeki hareketlenme de dikkat çekiyor. Tüm detayları 15.30 parasal programında aktaracağız sizlere. Altın fiyatlarına bakalım. Dolardaki hareketle birlikte gram altında da hareketlenmeyi görüyoruz. Gram altın güne 393 lira, çeyrek altın ise 641 lira ile başladı. Çeyrek altın 640 liranın üzerine çıktı. Yatırımcılar güvenli liman altına tekrardan yaklaşmış gözüküyor. 1700 doların altına inen altının ons fiyatı güne 1718 dolarla başladı. Brent petrol güne 29 dolarla başladı. 29 dolarda kalıcı olduğunu görüyoruz. 30 dolara yaklaşmıyor. Hafta başından beri zam haberleriyle karşı karşıyaydık. Bugün bir indirim haberim var. Motorine 7 kuruş indirim geldi. Bekleniyordu. Uluslararası piyasalarda akaryakıt fiyatları yukarı ve aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Tonu benzinin son 24 saat içinde 247 dolardan 238 dolara, motorinin 248 dolardan 236 dolara indiğini görüyoruz. Benzinde bugün bir fiyat değişikliği söz konusu değil ama motorinin litre fiyatında indirim var. Ankara'da ortalama 5 lira 30 kuruştan 5 lira 23 kuruşa indi motorinin litre fiyatı. İstanbul'da 5 lira 22 kuruştan 5 lira 15 kuruşa, İzmir'de 5 lira 32 kuruştan 5 lira 25 kuruşa indiğini şu an ekranlara da getirdik.
3 bankaya swap yasağı geldi. BDDK açıkladı. BNP Paribas, Citibank ve UBS'de yapılan işlemlerde bir yasak söz konusu. Sebebi ise Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmemiş olmaları. İkinci bir duyuruya kadar bu 3 bankadan yeni bir döviz işlemi yapılmayacak. Evet, bahar mevsiminin son ayındayız. Yaza çok az kaldı. Evde kalınan bu süreçte tatil hayalleri de arttı. Ancak yazlık yerlerin belediye başkanlarından çok önemli uyarılar var. Her ne kadar turizm canlanması için birçok yenilik devreye alındı. Ama bu yaz belediye başkanları hastanelerde yatak sayılarının yetersiz olduğunu söylüyorlar. Bu şehirlerin ekonomileri yazın güçleniyor. Genelde kış aylarında yazın elde ettikleri gelirle geçiriyor Bodrum ve Marmaris gibi turizm açısından önemli şehirlerde yaşayanların. Ancak buralara akın edilmemesinin sağlık açısından çok önemli olduğunu belediye başkanları vurguluyor. Hastanelerdeki yatak sayılarına dikkat çekiyorlar. Hastane sayısı fazla olsa bile yazlık yerlerde genelde ufak tefek sorunlar için hastaneye gidiliyor ve kalınmıyor. Yatak sayısı o yüzden yeterli değil açıklamalarıyla karşı karşıyayız. Şimdi sıra günün sorusunda. Günün sorusu bir izleyicimden geldi. Çok samimi bir soru. O yüzden olduğu gibi soruyu şu an ekrana taşıyoruz. Küçük bir şarküteri sahibiyim. İthalat da yapıyorum. Piyasalardaki bu dalgalanma artık yeni normal mi? Bu seyre alışmalı mıyız? Önümüzü görmek mümkün mü demiş. Detaylar 15.30'da parasal programında olacak. Ağustos'u tekrardan size bırakıyorum. İzleyicimizin sorusu çok güzel. Ama galiba Barış arkadaşın sana bir sorusu var. Var mı soru? Soru sormayacağım da gerçi içimizi kararttı gene ekonomi anlatırken ama güzel bir şey söyleyeyim. Buyurun. Yarın Nazlı'nın doğum günü, şimdiden kutluyorum. Barış'ım yarın değil 11 Mayıs'ta ama çok teşekkür ederim. Bilmiyorduk, tebrik ederiz vallahi, o da bizim şeyimiz olsun, ayımız olsun. Biz de tebrik ediyoruz sevgili Nazlı Bolan. Çok teşekkür ederim ama Mayıs'ı 11'de doğum günü. Pazartesi günü kutlayacağız. Emre hocam teşekkür ederim. Önden en azından duyurduk, herkes duysun. Gerekeni yapsın. Niye değil? Gerekeni yapması gerekenler yapsın, onu söylüyoruz. İyiydi bu, iyiymiştim. Yaşasın. Peki. Yaşasın. Neresinden toplayalım bilemedim. Hani... Toplayayım hadi. Buyurun. Şimdi bakın, şimdi şöyle bir şey. Ülkemizin makus talih döviz kuruna karşı esnek olamamak, TL'ye karşı olan güvensizlik sebebiyle zaman zaman iyi günler yaşasak da uzun dönemde sürekli olarak vatandaşın dövize ve altına doğru meyletmesi. Şimdi bu durdurulamaz bir şey. Niye? Fakat bunun ekonomik sebepleri yok. Ekonomik olarak ortaya çıkmış olan kırılganlığı kabullenmeme ve bu kırılganlıkları güzel bir şeymiş gibi anlattığınız zaman oluyor bunlar. Yani memleketin dövize karşı olan tüm hevesi, iktidar olmuş olan kişilerin, geriye dönüp baktığımızda 60 yıla sorunları görmezden geldikleri durumlar ve her şey çok güzel, aslında biz çok güçlüyüz. Dış mihraklar bize bir şey yapıyor, bizim hiç kabahatimiz yok dediği andan itibaren bizim vatandaşımız akıllıdır. Bakın, bizim vatandaşımız geriye dönüp baktığınızda çeşitli partilere oy vermiş, değil mi? Mesela bir partiyi hiç ama hiç iktidar yapmamış. İki tane eğilimi münavebeli olarak iktidar yapmış. Yani soru soruyorum Barış Üstad, çünkü meclisimizi, değil mi? Vekillerimizden. Ya bir millet 20 yılda bir sağcı, 20 yılda bir solcu olabilir mi? Olamaz tabii. Şimdi demek ki vatandaş diyor ki benim gönlüme yakın olan, benim isteklerime, söylemlerime, arzularıma, endişelerime cevap verecek olan iktidara oy veririm diyor. Şimdi herkes tabii çok kısa bir zaman zarfında bakıyor. Geriye dönelim, 60 yılda nasıl gitmiş gelmiş. Bazen tek bir partiye görev vermemiş. Gitmiş birkaç partiye görev vermiş. Zortak olmuş. Değil mi? Şimdi dolayısıyla bu neyi getiriyor? Ne zaman ki vatandaş canı gönülden de oy vermiş olsa bir partiye, o partinin temsilcilerinden kendi sorunlarıyla alakalı gerçekçi cümleler duymuyorsa diyor ki Allah'ım burada diyor tuhaf şeyler oluyor, ben TL'den vazgeçeyim, kendimi garantiye alayım diyor. Ama bu kronik bir hastalık haline gelmiş Türkiye'de. Geçenlerde canlı yayın yapıyoruz.
karşımdaki uzman delirdi. Yahu 100 dolar almışsın, affedersin. Bilmem kaç lira olur mu diye ellerini açmış dua ediyorsun. Ya memleket tarımar olunca iyi mi? Ya bu, bunda da o haklı. Yani bu psikoloji de doğru psikoloji değil. Şimdi dolayısıyla bir kere bizi yönetenler, kaç yıl olursa olsun yöneten ve yönetecek olanlar. Çünkü ilelebet herhalde bir parti kalmayacak. Bir gün başka bir parti gelecek. Belki bu partiyle başka parti koalisyon olacak. Belki parti yenilenecek, bir daha gelecek. Ama hocam bunları söylemeyin. Bunları söyleyince biliyorsunuz. Hayır ya, televizyonlara kapatma veriyorlar. Hayır. İleride diyorum ki 60-70 yıl sonraya söylüyorum ben ya. Tamam, bizim peki hocam, o zaman yani, olur. O kadar uzakta o zaman da bakın. Siyasi hayat, o zaman da bir başka Yalın Alpay, bir başka Emre Alkin çıkacak. O da diyecekler ki olaylarla Türkiye ekonomisi versiyon 2070. Ya aynı şeyler, hala diyorum ki iktidarda olan kişiler toplumun endişelerine cevap verecek açıklamalar yapmak yerine her şey çok güzel, güçlü, zaten bunlar manipülatör. Ondan sonra ortada mesela bir olay var. Yok aslında böyle bir şey falan. Vatandaş akıllıdır ha. Vatandaş şöyle bir bakar. Abi der, ben buradan ufak ufak uzayayım şeye doğru geçeyim. Evet. Kendimi garanti alacak. Şu an yaşadığımız durum bu. Şimdi yabancı yatırımcı da para getirmek istiyor. Şimdi para getirmek isteyen adama sen yanlış görüyorsun kardeşim. Aslında öyle bir şey yok dediğin zaman adam der ki oh, bunlar farklı bir yere gitmişler. Bir de inanıyorlar söylediklerine, en iyisi ben de uzayayım der. Yavaş yavaş. Demez misin? Şimdi siz bana borç vereceksiniz. Bana bak Emre. Hani görüyorum, hani şuraya para harcıyorsun, bunu da buraya harcıyorsun. Hayır canım, benim oraya dersiniz ki ben sana en iyisi para vermeyeyim. Çünkü sen neredesin? İnkardasın. Ne benim başım ağrısın, ne senin başın. İnkardasın. Önemli olan o değil. Yatırımcı şunu görmek istiyor. Gözlerinde inanç, ses tonunda samimiyet var mı? Yok. Anlatabildim mi? Peki, tam da bunun üzerinden konuşmaya devam. 3 tane haberim var ama önce şu BDDK'nın yasak haberi. Ödenen faturalar meselesi. İstanbul'da ödenen ve vatandaşların ödediği faturalar. Bir de yumurtaya da zam gelmiş. Onu da izleyelim. Döviz tırmandı. Yurt dışı kaynaklı kuruluşların manipülatif hareketleri tespit edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu devreye girdi. 3 yabancı bankaya döviz işlemi yasağı getirdi. Açıklamada BNP Paribas S.A., Citibank N.A., UBS AG'nin Türk lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmedikleri bildirildi. İşlemlerin, tasarruf sahiplerinin haklarını, bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabileceği duyuruldu. 3 bankaya işlem yasağı kararının ekonomide önemli zararlar doğmasını önlemek için alındığı açıklandı. Kararın ardından 3 bankada döviz işlemi yapamayacak. Bu kapsamda vadesi gelen işlemleri de yenileyemeyecek. Belediyemiz olarak bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmayı arttırmak adına yeni bir adım daha atıyoruz. Askıda fatura kampanyamızı başlatıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu askıda fatura kampanyasını böyle duyurmuştu. Kampanya büyük ilgi gördü. 30 saatte 56.573 ailenin faturası ödendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik sıkıntı içindeki İstanbullular için başlattığı askıda fatura uygulamasında ödeme sistemi açıldı. Uygulama kapsamında faturasını ödeyemeyen vatandaşlar internet üzerinden belediyenin yeni fatura sistemine bilgilerini girdi. Askıya bir fatura bıraktı. Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından dayanışmayla ne güzel oluyorsun İstanbul dedi. Uygulamanın verilerini paylaştı. İmamoğlu uygulama sayesinde 30 saatte 56.573 ailenin 7.307.612 lira değerindeki faturasının ödendiğini duyurdu. Destek veren herkese teşekkür etti. Yumurta aldınız mı? Evet. Ne kadardı fiyatı? 20 lira. Koronavirüs, Ramazan derken fiyatlar aldı başını gitti. Her şey aşırı pahalı. Koronavirüse karşı vücudun bağışıklığını artıran yumurtaya fırsatçıların zammı gecikmedi. Yumurtanın fiyatı 10 günde neredeyse %40 yükseldi. Zamlardan yumurtalar da nasibini aldı. 10 gün önce zam geldi. Tabii fiyatlar yerlerine göre de değişebiliyor. Mesela burada 10 gün önce satılan 30'luk yumurtanın fiyatı 16,5 liraydı. Şimdi ise 20 TL'ye çıktı. Ne kadardı fiyatı? 20 lira. Kaça alıyordunuz? Daha önceden 14 liraya alıyordum.
Ama şimdi 20 lira. Fiyatlar şarküterilere göre marketlerde biraz daha pahalı. Mesela bu markette 15 liraya satılan bu yumurtanın fiyatı şimdi ise 23.50'ye fırladı. Ancak sadece tüketici değil, üretici de dertli. Yumurta üreticileri doları gerekçe gösterdi, girdiler, fiyatlar yükseldi dedi. Tabii sadece yumurta mı? Önce koronavirüs salgını, hemen arkasından Ramazan geldi ve fiyatlar genel olarak yükseldi. Özellikle de Ramazan'ı fırsat bilen toptancılar fahiş fiyat artışı uyguladı. Yani Ramazan'dan sonra bir artış gözlemledim. Ette, pirinçte, ondan sonra peynirde, her şeyde yavrum. Sana nasıl söyleyeyim? Hadi diyorlar ki sucuk pastırma lüks diyorlar. Tamam, onları almıyoruz, onlar yok. Zeytinde 20 liraya aldım zeytin, şu an 25 lira. Şimdi dünden kalan birkaç tane başlığım var. Hızlıca vereyim bunu, ondan sonra yorumu açayım. Net aktif vergisi meselesini dün söylemiş geçmiştik. Bu Sözcü'nün manşetiydi. Sonra biraz konuşulmaya başlandı. Ankara'da böyle bir hazırlık mı var? Tansu Çiller vergisi diye hatırlanıyor. Bir kuşak tabii onu hatırlamaz ama bizler muhabirdik, hatırlarız. Biz biliriz. Bunu bir kenara koyalım. Metal İşverenleri Sendikası, MES'ten iş güvenliği için önemli bir girişim. Ben bunu önceki gün gördüm. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak Akkol diyor ki yeni dünyada öne geçmek için MES-Safe adında teknoloji hareketi. Çalışanların üzerine bir alet takılacak, böyle hani yaka kartı gibi neredeyse, ama Bluetooth'la mesafe ölçümü yapacak. Olabilir. Fabrikalarda. MES bu konuda çok becerikli. MES'in evet. Başkanı da son derece iyi. Yani genç, ileri teknolojiyi bilen genç bir başkan. Bence bunlar çok çok önemli. Çok da uğraşıyorlar bu süreci. Öncelikle çalışan sağlığı perspektifinden yönetmek için çok uğraşıyorlar. İyi bir başkan, MES'in evet. Başkanı yani. Evet, yani siyasi tarihimizde MES başka türlü anılır ama şimdi önemli bir değişim sürecinde. Tabii tabii. Dünyanın bugün manşetinde 5 öneri diyor. Yaygın gelir desteği, doğru çalışan fiyat mekanizması, güven ortamının oluşturulması, yerele uygun planlama, küresel işbirliği. Fatih Özatay ve Güven Sak demiş ki bunları yaparsak biz bu işten sıkıntısız çıkarız, ama yaygın gelir desteği ve doğru çalışan fiyat mekanizması, güven ortamı herhalde bunların en önemli. Birinci sıraya keşke güven ortamını alsalardı. O birinci mi olsun? Güven Hoca'ya benden mesaj, güveni birinci. Bir olsun diyorsun. Evet. Bunlar özel, önümüzdeki hafta da konuşuruz bunu ayrıca. Ha, belki hoca diyor ki 1-2'yi yapmadan güven ortamı olmaz, oluşmaz diyorlardır. O belki ondan, ama güven derken gerçeği söylemek mesela. Bir de iyi haber, küçük ev aletleri işinde o kadar iyiyiz ki belli ki Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kolbaşı, sevgili Nazlı da konuk etmişti zaman zaman. Diyor ki Philips'in küçük ev aletleri satılık diyor, önerdim diyor Koç'a, Vestel'e, sektör dernekleri konsorsiyum kurup alalım, satın alalım demişler. Doğru demiş. Biz bu işte iyiyiz demişler. Sayın Bakan Ruslar Pekcan da destek vermiş. Biz i̇şte varlık fonu bu işe yarayacaktı. Varlık fonu bu iş için dedi. Bu işe yarayacaktı. Alacaktı, evet. Sonra diyecekti ki bakın arkadaşlar, bir koca şirket aldım, içinde iştirakleri var, bu parçası bu parçası, hepsini birden almak isteyen var mı? Yoksa parça parça mı satayım? Varlık fonu kaldı mı acaba? Yani onu demek istiyorum. Varlık fonunun görevi bu. Toprak sormuş. Şahıslara yani verildi bu para diye bir soru işareti var. Varlık fonunu biliyorsunuz şu anda meclisin denetiminden çıkardım. Ve Sayıştay'ın denetiminden de çıkardılar. Bir şeyi niye denetimden çıkarırsınız? Demek ki oranın hesabını veremiyorsunuz. İşte varlık fonunun görevi bu. Yani dünyadaki fon markalar zor durumdayken şey gidip almak. Birçok zor durumda marka var. Hadi ne olacak ya? İçine yönetim kurulu üyesi bile koyabiliriz. Tabii canım. Büyük, ondan sonra alışveriş merkezleri. Kim nasıl alıyorsa biz de gidip alacaktık yani. İşte varlık fonu bunun için kurulmuş. Biz bizdeki batanları kurtarmak için bir şey yapıyoruz şu an. Şimdi bu banka meselesi ve senin yorumların hangisinin evet. Öncesiyle başlayalım? Ahu, bir kere iki gündür AKP'yi destekleyen medyada birbirinden komik ve birbirinden de zavallı yayınlar izliyor. Bak bir toplum. Bu kadar sert konuşmuyorum. Sert değil, yumuşak konuşuyorum canım, ne serti. Bir toplum gerçekten bu kadar aptal yerine konulamaz. O televizyonların, o gazetecilerin yöneticileri, efendim Londra'da para piyasaları Türkiye'ye saldırı başlattı diye konuşurken hiç utanmıyorlar mı acaba? Gerçekten hiç utanmıyorlar mı? Akşam eve gittiklerinde çocuklarının yüzlerine nasıl bakıyorlar? Ya biz bu Ramazan ayında bu kadar yalan haber yazdık, şu kadar yalan başlık attık demiyorlar mı acaba? İnanıyorlar. Hocam eğer inanıyorlarsa ben gazeteciliği bırakırım. Hepsi kulislerde vallahi ya ne rezil işler yapıyoruz diyorlar. Evet.
Ne ilgisi var doların yükselmesiyle Londra'ya saldırının? Ya kardeşim, madem Londra saldırıyorsa Londra'ya niye maske yolluyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'ne niye maske yolluyorsunuz? CNN International, yani CNN'in gerçeği, Sağlık Bakanlığı ile ilgili bir haber yapmış. Efendim işte Türkiye'de koronavirüse karşı böyle mücadele ediliyor diye. Ya 4 gündür sevindirik oldular, CNN International bizi övdü, CNN International bizi övdü diye. Ya bu CNN'e siz darbeci demiyor muydunuz? Bu darbeci CNN, Sağlık Bakanlığı şunu yaptı deyince birdenbire darbeci olmaktan vaz mı geçiyor? İnsanları, izleyicilerini, seçmenini aptal yerine koyan bir anlayış var. Arkadaş, dolar niye yükseliyor? Çok basit. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'de katıldığı bir programda dedi ki 56 milyar TL para bastılar. Sen bu 56 milyar TL para bastıysan, 56 milyar TL'yi bastıysan bunun karşılığında ne ürettin? Bu paranın bir karşılığı var mı? Yok. Paranın karşılığı yoksa dolar sahipleri doğal olarak güvenli limanları seçerler. Senin üretim ekonomin olmadığı için paran değer kaybediyor, dolar da yükseliyor. Bu kadar basit. Niye peki senin paran sürekli... Ama bu gelir bak, desteği olarak dağıttılar şey söyleyeyim, mı? Onlar nereye, kime dağıtmışlar? Ahu, kime dağıttılar? Kime dağıttılar? Kime dün dağıttılar? Türk Hava Yolları'ndan bir hostes beni aradı. İş ödeneğini alamadık dedi. Ayın kaçı bugün? Şey, ben mekanizmayı... Kaçı hocam bugün? Bugün 8, oldu. 8 Mayıs. Nerede bu para? Şöyle. Günden beri bütün televizyon kanalları bu paraların hala ödenmediğini söylüyor. Bak burada sıkıntı ne biliyor musun? Sıkıntı şu. Sen ülkede hukuku yok ettiysen, ülken öngörülebilir bir ülke olmaktan çıktıysa yabancı sermaye gelmez, gelen de zaten parasını götürür. Son 4 ayda Türkiye'den 8,5 milyar dolar para çıkmış. Niye çıkıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Halk TV'de bu hükümet gidecek diyor. Rütük Halk TV'ye 5 program ceza veriyor. 6 gazeteci MİT mensuplarının cenazesine ilişkin bir haber yapıyor. Şu anda cezaevindeler. Barolar sırf AKP'yi desteklemiyor diye ikiye bölünmek, alternatif baro yaratılmak isteniyor. Gazeteciler attıkları tweetlerden dolayı cezaevinde yatıyor. Sesini çıkaran kendisini karakolda buluyor. Doları konuşmanın yasaklandığı bir ülkeye yabancı sermayenin gelmesini beklemeyin. Sonra da çıkıp televizyonlarda utanmazca Londra bize saldırıyor demeyin. Londra size saldırıyorsa Berat Albayrak niye 4 saat Londra'daki para babalarıyla toplantı yaptı? Niye o 4 saat para babalarıyla toplantı yaptı? Bu kadar insanları gerçekten cahil, gerizekalı yerine koyan bir anlayış ben hayatımda görmedim. Ayıptır ya. Ya deyin ki arkadaş, biz ekonomiyi mahvettik, paraları götürdük, betona gömdük, insanlara AVM adı altında betondan mezarlık yaptık, şimdi bunların tamamı çöp oldu, 3. köprüyü yaptık, zarar ediyor, şehir hastanelerini yaptık, orası bir kara deliğe döndü, üretim ekonomisi yerine rant ekonomisini getirdik, geldik duvara tosladık kardeşim, duvara tosladık deyin. Yok Londra'dan saldırmışlar da, Amerika'dan saldırmışlar da, ya daha geçen hafta Recep Tayyip Erdoğan Trump'a şükran mektubu yazmadı mı? Birlikte iş yapalım demedi mi? Londra'ya daha dün yardım malzemesi yollamadınız mı? O zaman ya topluma doğru söylemiyorsunuz, ya orada samimi değilsiniz, ya öbüründe samimi değilsiniz. Bak, ama Londra şudur. İngiltere değil sonuçta. Efendim değil bir şey söyleyeyim, hocam, bir şey söyleyeyim. Çünkü Büyükelçi de diyor ki çok iyi, çok bize, iyi. Bir bize, hükümetin çıkıp, hükümetin çıkıp bir şey anlatması lazım. Yasak olduğu için soramıyorum, kanalın başını ağrıtmamak için. Ben onu Twitter'dan da sorarım da. Arkadaş, bizim Merkez Bankamızda ne kadar para var? Yurttaş olarak soruyorum. Ne kadar rezervimiz var? Bilançoyu sevgili Mahfi Hoca, hocam, şimdi bunu ben hani televizyonun başı ağrımasın, televizyonun başı ağrımasın diye söylüyorum. Çünkü o arada da söyleyecektim, çok hızlı girdik yayına. Birinci yılını kutluyor. Sabahleyin Facebook bana hatırlatmış. Geçen yılda birinci yılında da bugün buradaymışım yine. Murat Kelkitlioğlu'yla bir programa katılmışız. Ve neyi konuşuyormuşuz biliyor musun? Neyi? Akşam 21'de gelmişim yayına hocam. İşte niye para yok? Onu konuşuyoruz. Neyi, niye konuşuyoruz? Geçen yıl bugün Ekrem İmamoğlu'nun elinden mazbatası alınmıştı. Ekrem İmamoğlu da seçim, yeni yapılacak olan seçimlere katılacağını Beylikdüzü'nde açıklamıştı. Konuşma yaptı. O gün gelmişiz, Türkiye'de hukuk var mı yok mu, YSK'nın kararı doğru mu değil mi, bunu konuşmuşuz. O günden bugüne baktığında
demokrasimiz daha da geriye gitmiş ve o gün İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi, Ekrem İmamoğlu'nun elinden mazbatasının alınmasını isteyen YSK üyesinin de Danıştay Başkanı. Danıştay Başkanı olarak dün göreve getirildiğini görüyoruz. Şimdi dışarıdan baktığında, bu tabloya baktığında, Canan Kaftancıoğlu'nun konuşmasından dolayı Halk TV'ye 5 program ceza veren, Fatih Altaylı'nın internet trollerine gösterdiği tepkiden dolayı Habertürk'e para cezası verilen, Murat Ağrel'in, Barış Terkioğlu'nun, Aydın Keser'in, Barış Pehlivan'ın ve diğer gazeteci arkadaşlarımızın içi boş iddianamelerle cezaevinde tutulduğu bir ülkeye kim niye para getirsin? Dün Standard & Poor's dedi ki, hukuki güvencesi olmayan ülkelerin ekonomisini düzeltmesi zor görünüyor dedi. Çok kibar bir şekilde söylemişler. Mesele aslında orada. Kimse bizi bu yalanlarla, Londra bize saldırıyor yalanlarıyla falan kandırmasın. Londra dediğiniz para babalarıyla siz içli dışlısınız, ben değilim. Burada sizin ortaklarınız. Hocamızı bir dinleyelim bakalım. Londra'yla neler oluyor? Ahu Özyurt'un programının. Estağfurullah. Ondan sonra güzelliği. Üstad konuşur, üstadlar konuşur, hanımefendiler. Biz de dinleriz. Katılıp katılmama önemli. Bir pencereden üstad gerçeği nasıl gördüğünü, nasıl gördüğünü de anlatıyor. Ben de bir öğrenci gibi dinlerim. Sonra kendi gözü. Neden? Çünkü öğrenmek çok güzel bir şey. Çünkü dün enteresandır. Ağzımızda maske, bir bakkaldan alışveriş yapıyoruz. İkimizin de, şimdi ben tabii liberalim ya, onu pek anlaşılmıyor memlekette o. Ondan sonra kötü bir şey gibi. Bir boş yani. Falan ne alakası yok. Özgürlükçüyüm. Ya o liberalizm tabii ismi tam anlaşılmıyor. Neyse. Karşımdaki muhafazakar bir abimiz. Ondan sonra kaç yaşındasın ki sen dedi. Herhalde genç yaşındasın. 50 dedim. Allah Allah falan. Bir indir maske ya, pardon abi, ben seni de genç zannettim. Ben de dedi 70'im evet falan. Ya böyle 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 anlatıyor bana. Ben de diyorum ki tamam, bir de bu da var. Tamam da bir de uzlaştık, biliyor musunuz sonunda? Yani anladık ki aslında öz değerlerimiz aynı. Hepimiz vatansever insanlarız ama gerçeği farklı bir şekilde görüyoruz. Şimdi burada şöyle diyeyim size, devlette görev alan kişilerin memleketin aleyhine bilmem ne bir şey yaptığını kimse zaten iddia etmiyor. Burada söylediğimiz şey çok basit. Diyoruz ki işler raydan çıktığı zaman görmek lazım. Mesela Ramazan ayı geliyor, diyorlar ki Emre'cim dua ediyor musun? Ediyorum. Söyleyeyim mi duamı dedim. Allah'ım bana yanlışımı tez göster. Vallahi başka duam yok ya. Şimdi yanlışı tez göstermeyince Ahu Hanım, toparlamak çok uzun sürüyor. Doğru tabii. Şimdi toparlamak uzun sürünce bir de inkara geçiyorsunuz. Öyle olur. Şimdi ben gençlerle beraberim. Oğlum diyorum, niye ders çalışıyorsun? Vallahi hocam çalışmıştım ya. Ya oğlum inkara geçme, çalışmadın kağıttan belli yani. Tamam, bir söyle bana çalışmadım de. O yüzden gençlere daha küçük yaşlarında dürüstçe hatalarını kabul etmeyi öğretiyorum. Ama karşılığında ne biliyor musunuz? Hatasını itiraf etti diye ceza vererek değil, ödüllendiriyorum. Bakın biz hata yaptı diye sürekli cezalandırılan bir toplumun kültüründeyiz. Hatayı ya, inkar ederiz hep. Peki benim canım yok mu? Benim niye liderlerim veya bu memleketi 40-50-60 yılda yönetenler çıkıp Kanada'daki adam gibi, evet abi biz burada hata yaptık, hepinizden özür diliyorum. Barack Obama gibi, evet ben burada hata yaptım, herkesten özür diliyorum diyemiyor. Çünkü bizim kültürümüz bu. Çünkü hatayı kabul ettin mi sana zayıfsın diyorlar. Bak gördün mü bilmem ne diye. Ya istifa etmeye kalkıyorsun, onu kabul etmiyorlar. Çünkü o zaman hatalıymış gibi gözüküyorsun. Diyorsun ki sen bizdensin, hatalı gözükemezsin diyor, kabul etmiyorum diyor. Şimdi bu neden? Bizim kültürümüz bu. Ben de diyorum ki buradan çağrı yapıyorum. Bankaları yönetenler, şirketleri yönetenler, siyasette görev alanlar vesaire, ellerinde yetiştirdikleri gençler hata yaptığı zaman hatalarını itiraf ediyorlarsa asla ceza vermesinler. Hatasını itiraf etmeyenin gereği neyse o yapılsın. Ben özür dilerim genel müdürüm, burada bir hata yaptım. Peki bu hatanın sonuçlarının ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Ben disiplin müfettişiyim birçok yerde. Ve hiçbir zanlıya hakaret etmedim. Hiçbir zanlıya sesim yükselmedi. Sadece derim ki bunu yaptığınızı kabul ediyor musunuz? Etmiyorum. Peki diyorum yandan. Diyorum ki bakın kanıtlarınız, attığınız mesajlar. Aa öyle mi diyor mesela. Peki diyorum bunların bir hukuki
karşılığı olduğunu da biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben okuyayım diyorum. İlgili kanun ve yönetmeliği okuyorum. Diyorum ki bunun böyle cezası var, böyle cezası var, böyle cezası var. Ben şu an sizin üzerinizde baskı kuruyor muyum? Hayır, kurmuyorsunuz diyor. Lütfen o zaman dilekçenizi verin ve size yaptığım bu sorgulamanın sonunda şeyinizi, ifadenizi buraya imzalı olarak ve yemin ederek yazar mısınız baskı? Evet, yazarım diyorlar. Hiçbir kişiyle hatasını kabul etti diye tepişmedim. Dolayısıyla biz bunu öğretmemiz lazım. Yani bugün bakanlardan tutun, muhalefet partilerindeki yöneticileri, kardeşim hata yaptım. Ama öyle değil yani. Biz bunu batırdık gibilerden de. Evet, şurada bir hata yapılmış olabilir. Şurada yani görevi bıraktıktan sonra değil. Biz şimdi bunu düzelteceğiz. Yani yatırımcı, size para getirmek isteyen kişiye, evet buralarda hatalar yapıldı. Ama biz güveni tesis etmek için 5 adımda bir şey uygulayacağız. Bu 5 adımın da tarihleri bunlardır. Birinci adım Haziran Temmuz. İkinci adım şu. Siz o tarihlerde gelin, bunları yaptınız mı diye bizi kontrol edin. Eğer güveniniz artmışsa bize biraz daha kaynak getirin. Daha evvel Türkiye'ye Dünya Bankası ihracat için ciddi kaynaklar verdi. Hiç pişman olmadı. İhracatçı muazzam bir potansiyeliyle geri verdi. Demek ki Türk insanının insanı ortada bırakmama gibi bir özelliği de var. Tabii. Borcunun üstüne yatmamak gibi bir özelliği de var. Hazır bu ahlakı burada dururken bu ahlakı yanlış yere doğru götürmeyelim. Bakın çeklerin durumunu ben size anlattım. Yani şöyle karşılıksız çekin tahsilat oranı %18'lere falan düşmüş. %65'lerde. Şimdi demek ki Türk insanı da yavaş yavaş ya kolaymış bu ya üstüne yatarsam da oluyormuş demeye başlarsa hiçbir yatırımcının bize güveni kalmaz. Şimdi siyasetteki arkadaşları buradan tekrar sesleniyorum. Ayıp değil ya. İş yapan hata yapar. İş yapan hata yapar. Ama bu hatayı kabul etmek de bir erdemdir. Biz yapmıyoruz, bunu dışarıdakiler yapıyor. Dış mihraklar yapıyor. Gördünüz mü? Ya bir kısım doğru da olabilirsiniz ama kimse sizi dinlemez. Ondan sonra kulaklarını tıkar der ki peki kardeşim sen o zaman memleketi niye dış kaynağa muhtaç hale bıraktın? Niye sen memleketi dış kırılganlıklarını arttırdın o zaman? Sen bu paraları doğru yere harcamasın. Evet kusura bakmayın bizim büyük bir idealimiz vardı. Bu idealin içerisinde bunları yaptık. Şimdi bunları erteliyoruz, haklısınız. Doğru. Biz şimdi önceliklerini buna alacağız. Bizim için önemli olan vatandaşın refahıdır. Ya ne var bunda? Ya bunu söyleyememenin şeyini anlayamıyorum yani sebebini anlayamıyorum. Söyle yürü gitsin. Ama şöyle bir şey. Yalan söylemek daha kolay hocam çünkü. Alışkanlık haline geliyor sonra. Şimdi yani çünkü takip ediyor yalan. İki tür. Şimdi yalanın şu da kötü. Mesela iyi bir şey yapılıyor buna kötü demekti. Bak sayın arkadaş Sağlık Bakanı'na ne kadar çalış değil mi? Evet, söylüyorsun. Destek verdik yani, hepimiz. Yani, şimdi şey kötü. Yani iyi bir şey yapılmışsa da partizanlık değil sadece. Yani orada yönetenler senin kültüründen gelmiyor diye onların yaptıklarını kötü demek de yalancılık. Şimdi bunu da yapamayız. Dolayısıyla ortada bir hata varsa söyle. Ha bundan dolayı Emre Alkin'e dediler ki birisi sen ne biçim adamsın be. Deyin abi ne yapayım ben vicdanıma hesap vermiyorum en azından. Gece lak yatıyorum uyuyorum. Vallahi hiç vermiyorum. Başkasına hesap verebilirim ama çok rahat. İstediğim yerde istediğim kişiye hesap verebilecek durumdayım. Çünkü rakamlar bende var. Eğer ki biraz daha soğukkanlı olsak. Biraz daha böyle durup dururken darbe tartışmaları bilmem ne gibi yabancıları da ürkütecek, ya evet, korkutacak şeyleri şey açmasak. Yani. Mahsus hani bundan sonraki konuya bir hani şey bilir pas atmak için söylüyorum. Yani, ya ne gerek vardı şimdi ya Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir ülke. İnsan hakları vesaire falan felsefesi bir yere doğru gitmeye çalışıyor. Şu an insan hakları ile alakalı büyük soru işaretleri taşıyan bir ülke. Yabancı yatırımcı parasını getirdiği zaman yahu ertesi sabah acaba başıma ne gelir diye endişeleniyor. İstediğimiz kadar şunu diyelim. Kardeşim merak etme bir şey olmaz. Adam diyor ki abi ben gözümdeki örneğe bakarım diyor. Tamam mı? Şimdi sen o örneğin istediğin kadar anlat. Adam diyor ki ben gördüğüme inanırım. Hocam onunla diyor. İlgili izin verirseniz bir somut örnek anlatayım. Şurada kesiyorum. Tabii, şurada kesiyorum. İnsanlar artık beklentileri satın almıyor. Vaatleri satın almıyor. Geçenlerde iki oğluma da aynı şeyi konuştum. Oğlum maalesef eskiden bizim zamanımızda insanların sözü namustu. Ağzından çıkan söze millet inanırdı. Şimdi kimse söze inanmıyor. Çok zor durumdasınız. Sizin gerçekleştirdiklerinize inanıyorlar. İki oğlum da baktı ve anladılar. Dedim ki işiniz zor. Kusura bakmayın. Yani siz namuslu çocuklarsınız ama yapacağım merak etmeyin sözünüze artık kimse inanmıyor. Şunu diyor. Yaptın mı kardeşim diyor. O yüzden dedim ki Napolyon'un sözünü unutmayın dedim. En son yaptığın güzel olsun. Evet. Bitirdim. Doğru. Bitirdim burada. Sağ olun. Buna hocam. Geleceğim. Ah şimdi İngiltere maske meselesine gireceğim. Maskeye gireceğiz. Şöyle
Devlet Eski Bakanı, spordan sorumlu Devlet Eski Bakanı Erdoğan Toprak programımıza bir mesaj yollamış. Diyor ki kendisi spordan sorumlu ve şu anda da CHP İstanbul Milletvekili. Liglerin danışmanlığı görevini. Tabii şu anda da koordinatör baş danışman. Liglerin açılması kesinlikle doğru değil diyor. Ve bahis şirketleriyle yayıncı kuruluşa para kazandırmak için onların baskısıyla ligleri açmanın sorumluluğunu alamazsınız diyor Erdoğan Toprak. Şimdi troller hemen saldırıya geçerler, nereden biliyorsunuz bilmem ne diye. Spordan sorumlu bakanlık yaptı Erdoğan Toprak. Çok genç yaşta yaptı hem de. Ben de o dönem gazetecilik yapıyordum. O yüzden böyle sağduyulu mesajlara karşılık vermek lazım. Buradan bir kez daha Türk Futbol Federasyonu'na çağrı yapalım. Bu yanlıştan dönün. Gençlerimizi, onların ailelerini, izleyicileri sırf birkaç şirkete para kazandıracaksınız, siyasi iktidara başarı öyküsü yazdıracaksınız diye tehlikeye, ateşe atmayın. Onu söyleyelim bir. İki, ekonomi meselesine de geldiğimizde hocam zaten durumu özetledi. Artık yalanla, dolanla, kandırmayla bu gemi yürümüyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Arkadaş, senin üretim ekonomin yok. Ne üretim? Evet, o kadar kötü. Ya, ahu yani, bak söyledim. Dağ gibi fabrikalarımız var, çalışan işçilerimiz var. Ahu, hakikaten yani hani ahucum, bak bir şey söyleyeyim. Tamam, sıkıntı 13 var. Milyon işsizin var şu anda ülkede. Doğru. Bunun 8 milyonu koronavirüs salgını öncesiydi. Buna koronavirüs salgını sonrası kapanan, kapatılmak zorunda kalan dükkanlar iş yerleriyle birlikte 13 milyon kişisine ulaştı. Hatta dün CHP sözcüsü Faik Öztrak, ki bu konularda çok yetkin bir isimdir, yaptığı bir eski açıklamaya göre tabii ki işsiz sayısının bu anlayışla bir süre sonra 16 milyona çıkacağını söylüyor. Şimdi sen 16 milyon işsize ya da somut durumla söyleyelim 13 milyon işsize bir gelecek vaat edemiyorsan, yatırım yapamıyorsan, hala ve hala yol yapayım, köprü yapayım, Fethiye'deki koyları imara açayım derdindeysen, Olimpos'u, Antalya'nın göz bebeği Olimpos'u ortadan kaldırayım derdindeysen, o zaman senin ülkene ne yatırımcı gelir ne kimse para yatırır. Ama bu işin temeli şu: hukuk, 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 hukuk devleti, hukuk devleti, hukuk devleti. Niye hocama demin söyledim? Milletvekili olduğum dönemde bir iş adamı arkadaşım aradı. Dedi ki biz Irak'ta iş yapıyoruz. Bir Rus ortağım var. Fakat dedi Irak'ta inanılmaz bir istikrarsızlık var. Şantiyemize gitmek için Bağdat Havalimanı'na indiğimizde asker ve polis korumasıyla şehrin içine gidiyoruz dedi. Rus ortağı da artık bu durumdan sıkılmış. Ya demiş ki biz Bağdat'taki yatırımlarımızı çekelim. Ne adam? Türkiye'ye girelim. Türkiye'de bir yatırım yapacaklar. Dönemin Tarım Bakanı Faruk Çelik de buna şahittir. Beni aradı, ya dedi ki Bursa'da bir 110 kişi çalıştıracağımız bir çiftlikte işe başlamak istiyoruz. Fakat bazı bürokratik engelleri aşamıyoruz, mevzuatı aşamıyoruz. Tarım Bakanı'na bir rica eder misin, bir ilgilensin diye. Ben de Tarım Bakanı'nı aradım, Faruk Çelik'i. İlgileneyim dedi, yarın arkadaş gelsin dedi. Gerçekten sağ olsun, teşekkür ediyorum. Arkadaşı çağırdı, evraklarına baktı. Mevzu şu: bir çiftlik açacaklar. Bu çiftlikte işte hastalık olmaması gerekiyor, hayvan hastalıklarının falan. Bir aşı yapılması gerekiyor. Fakat bahsedilen hastalık 1800'lü yıllarda bitmiş ama bizim mevzuatımızdan düşürülmemiş. Sonra Tarım Bakanı demiş ki ya evet, bu bizim mevzuatımızdan kaynaklı. Biz hemen bunu değiştirtelim. Bu hastalık zaten bitti. Gidin çiftliğinizi kurun. Ben de gereken desteği vereceğim. Oradaki kişilerden de 110 kişiyi işe alacaksınız. Gayet de güzel. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptılar, fakat ne oldu biliyor musun? Niye hukuk devleti, hukuk devleti diye anlatıyoruz? Rus ortağın kulağına bir avukatı, Rus avukatı, efendim siz Türkiye'de sakın yatırım yapmayın. Orada kanun hükmünde kararname diye bir uygulama var. Mal varlığınıza el koyarlar, itiraz edebileceğiniz hiçbir yer yok dedi diye 300 milyon TL yapılacak yatırımdan vazgeçtiler. Bak, Tarım Bakanı, dönemin Tarım Bakanı Faruk Çelik şahittir buna. Şimdi bunun için hukuk devleti diyoruz. Mesela o kişi 300 milyon TL'sini getirip yatırsaydı Türkiye'yi, 110 kişiyi de işe alsaydı, o 110 kişinin yaratacağı katma değer, o çiftliğin yaratacağı katma değer belki de Bursa'nın bir ilçesinin çehresini değiştirecek. Örnek olarak söylüyorum. Biz bunları söylediğimizde efendim siz teröristleri mi savunuyorsunuz?
Yok işte tweet atanları mı savunuyorsunuz? Ya kardeşim, terörün tanımını değiştir. Türkiye'yi bir hukuk devleti haline getir. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bu hükümet gidecek demeyecek de ne diyecek? Bu hükümet kalsın mı diyecek? Yok, cümleyi, ya böyle cümleyi şey olur doğru mu kullanmadı. Hocam dediği şu, aslında anlatmak istediği şu. Ben bunu söylemek zorundayım. Hayır, hayır, tabii, tabii. Gelse mesela. Anlat, tabii ki anlatmak istediği şu. Hükümet ya mevcut zamanında yapılan seçimle gidecek, ya erken seçimle gidecek, ya da Cumhur İttifakı dağılacak. Cumhur İttifakı dağıldığı için de mecburen seçime gidecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanının aklına hükümetin gitmesi konusunda başka ne gelebilir? Yok. Ya nereden çıktı darbe? Nereden çıktı darbe iması, darbe çağrısı? Darbe de anlaşılmadı. Ben mesela okuyunca... Ama işte Rütük ondan dolayı şey ceza verdi. İşte bir sürü şey var yani, bazı devirlerin kapanması için. Ondan sonra ben de diyorum ki, eğer bir partinin yöneticisinin ne dediğini anlatmak için 8 adet tercüman gerekiyorsa bu işte bir yanlışlık var. Ben bir daha Canan Hanım'ın daha açık ve net konuşmasını... Hocam hiç aklından bile... ...netleştirmiş ama bu bak, arada bir şey söyleyeyim. Tavsiye ederim diyorum yani, ne diyeyim bak, yani. Hiçbir ben Cumhuriyet Halk Partili'nin aklına darbe yaptırmak, darbeden medet ummak gelmez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partililer bilir ki bu ülkede darbe yapıldığında hapse girenler, eziyete uğrayanlar, partisi kapatılanlar, partisinin mal varlığına el konulanlar, çoluğu çocuğu tutuklananlar en başta sosyal demokratlardır, solculardır, Atatürkçülerdir. Ya bu darbeciler Cumhuriyet Halk Partisi'nin arşivini yaktı. Mallarına el koydu. Bütün yöneticilerini tutukladı. Yani bu FETÖ'nün alçak darbesi başarılı olsaydı 15 Temmuz gecesi, Cumhuriyet Halk Partililer dışarıda mı kalacaktı? Ben onu milletvekili olduğum dönemde de söyledim. Bütün milletvekilleri hakkında, sadece CHP değil, tüm milletvekilleri hakkında bir tutuklama planı yaptıkları zaten ortaya çıktı. Evet, ortaya çıktı zaten o dönem. Bunu herkes Ankara'da biliyor. Burada kim darbeden medet umar? AKP başarısızlıklarını örtmek. Şu maskeyi, bak şu maskeyi, şu maskeyi dağıtamadığını gizlemek için suni bir darbe tartışması yapıyor. Bak, bu maskeyi dağıtamadınız arkadaş. Ben bu kadar bir şey basit. Ben nereye geldik? Parayla satışa geldik. Dün bir açıklama yaptım. Daha sonra buna geri geleceğim. Şimdi ben buna. Şöyle diyeyim size üstadım. Bizim zaten hayatımız böyle. Bizim milletimizin en önemli özelliği milletin günahına bakıp tövbesini görmemek. Tamam, Canan Hanım dedi ki ya öyle bir şey demiş olabilir miyim? Ama ben de diyorum ki madem milletimizle alakalı bir siyaset yapıyor. Siyasetçi millet için yapıyor. Milletin tam olarak neye dikkat ettiğini bilip cümleyi ona göre kursun. Ben zaten kötü bir niyet olduğunu iddia etmedim. Aman dedim yani, çünkü mesela bana bir soru soruyorsunuz ekonomiyle. Hızlı bir şekilde bir yorum yaparken bir şey söylesem dersin kardeşim sen neyi ima ediyorsun diye sorsa insanlar haklı. O yüzden bütün kelimelerim... Ama stüdyodaki arkadaşların da aklına darbe gelmemiştir ki hocam. Gelmiş. Aklına yani Şirin Payzı'nın, Murat Sabuncu'nun, Levent Gültekin'in... Ama ben buradan ya bu Canan ne diyor diye. Ben ya hiç gelmez mesela kimse. Mesela erken seçim bekliyor musunuz? Vesaire bu ha, sonra, ama bak iyi, şöyle iyi bir şey çıkardım ama. Hocam haberiniz olsun. Çünkü meselenin başlangıç neden? Noktası. Şimdi Canan Sabuncu, Özgür Özel'in galiba mecliste yaptığı basın toplantısı bize gelen tweetlerde diyor ki bu iş sadece Canan Hanım'ın söylediği değildir. Bu işin arkası vardır. Engin Özkoç var, şu var. Yani ya ben hakikaten gülerek izliyorum. Şimdi hocam söylesin de sizi yorum yapacağım. Çıkından değil yani, tamam. Böyle bir... Yine, halkı var, onu söylemeyeceğim. Yine bir bilim insanı ve halkımızın içinde yaşayan, temasta olan, siz de öylesiniz, bir insan olarak ben bundan iyi bir şey çıkacak. Şimdi iktidarda muhalefet partileri de iç siyasetin iyi bir yere gitmediğini görüyorlar. Görmemeleri imkansız. Cumhurbaşkanlığı sistemi de yeni bir ayakkabı gibi geldi, ayağı sıkıyor, evet. Kimse anlamıyor nasıl çalıştığını. Şimdi büyük ihtimalle burada hem partiler hem de seçim yasasıyla alakalı köklü bir değişiklik için iki taraf birbiriyle hiç temasa geçmeden aslında gönülden bahsetmiş bir mutabakat içerisinde. Ben çok net görüyorum. Sistem çünkü tıkandı. Herkes sistem değiştirmek tıkandı. İstiyor ama nasıl değiştireceğim yani yürümüyor. Cumhurbaşkanı da yoruldu. 49 tane ayrı birim bağlanmış vaziyette. Yani bir şey var. Birkaç tane başkan yardımcısı atayabilir. Atayamadı daha. Çünkü kim atasa öbürü alınacak falan. Şimdi dolayısıyla bir kere daha bir sistem değişikliğine gideceğiz. Bunu iktidar da kabul ediyor, muhalefet de kabul ediyor. Gözlerinden anlıyorum. Çünkü ben diyorlar ki yani bu çok yüklenildi. Yani şöyle gizli işsizlik gibi oldu. 500 kişi çalışıyormuş gibi gözüküyor, 50 kişi çalışıyor. Tamam mı? 50 kişinin sırtına binmiş gidiyor. O yüzden onlara da Allah kolaylık versin. Yani
kamu bankalarındaki insanları da tebrik ediyorum. Yani 50 kişinin sırtına binmiş gidiyor yani bu iş. O yüzden büyük ihtimalle iktidar ve muhalefetteki kıymetli siyasetçiler birbirleriyle hiç konuşmalarına gerek yok. Gönülden bir mutabakat içerisindeler ki bir şey olacak. Fakat bu öyle olmaz. Bu bir kavgayla ancak. Bu kavgada suni bir kavga olur. Mesela ne sen bana baktın mı falan. Baktım ne var. Baksan ne olur. Bakmadım ama falan gibi bir şeyden. Ne oluyor? Bir kardeşlik doğuyor. Yani. Çünkü kavgaların sonu hep bizde hep her marazanın sonu bizde sulhla biter. Böyle enteresan bir şeydir yani. Ona millet birbirine elini sıkar. Şimdi sıkamıyor. Koronavirüs. Ama barışmayı bilmeyenler evet. Kavga etmesinler diye de bir laf var. Evet. Şimdi yani, dolayısıyla bazı kavgalar çok önemli. Çok önemli. Ben de diyorum ki bunun sonunda garanti veriyorum. Bir erken seçim yaşamadan önce siyasal sistemle alakalı bir değişikliği canı gönülden iktidarı muhalefete kavga dövüş de olacak biraz ama meclisten oylayıp geçirecek. Ankara'da bazı %100 var diyorum tabii. Bakın %100. Onu 11'den sonra alayım. Tamam. Saklayalım. Çünkü Bodrum'a gidelim. Hepimiz şimdi öyle Bodrum'da mi? Olmak isterdik. Ama sevgili başkan. Bilmem arkadaşlar. Soralım başkanı olmak lazım. Ya hakikaten sayın başkanım hepimiz şu anda orada olmak isterdik ama gelmeyin diyorsunuz galiba değil mi? Nasıl Bodrum'da hazırlıklar? Biraz hakikaten girişler yoğun, çok da denetim yapıyorsunuz. Ama enteresan bir zamanlamayla yük almaya başladı Bodrum. Evet, öncelikle sizlere iyi günler diliyorum. Günaydın. Merhaba başkanım. Burada çok güzel bir hava var. Keşke burada olsaydınız. Beraber ofiste konuşsaydık sizlerle. Hakikaten değil mi? Çok sevinirdik. Ancak Bodrum'da evet, tabii belli bir kalabalık var. O 16 Mart'tan sonra zaten bu oluşmuştu. Ancak bu son iki günlük seyahat kısıtlamasının kalkmasından sonra değişen bir durum da yok öyle abartıldığı kadar. Sadece ve sadece... Sonuçta sadece seyahat kısıtları değil, bazı ticaret kısıtları da biliyorsunuz açıldı. Bundan dolayı Bodrum'da da bir ümit hakim şu anda. Güzel. Hani sezonda acaba artık daha mı iyi olacak işler diye bir aslında bir ticaret trafiği var. Güzel. Yani bizim genelde Bodrum'u destekleyen işte Milas, Yatağan, Muğla, Aydın gibi çevre yine kentlerden de giren çıkan çok fazla. Biz aynı zamanda lojistiğimizi dışarıdan sağlıyoruz. Personel istihdam hep çevre illerden. Onun giriş çıkışı oluyor ama bu görünen şu görüntüler şu anda Bodrum'da yok. Ha. Girişte onları o zaman ama her Bodrum'a gelmek isteyen de hakikaten o ateş ölçümüne vesaire hazır olsun. Bu da kötü bir şey değil. Gayet de iyi tedbir aldığınızı gösterir ayrıca efendim. Doğru. Denetimler devam tabii ki. Tabii. Girişte denetimlerimiz sürüyor. Sağlık ekipleri, kolluk kuvvetleri denetimlerini sürdürüyorlar. Bir taraftan seyahat belgesi kontrollerimiz devam ediyor. Kısıtlı bulunan illerden gelenleri geri çeviriyoruz. Orada zaten bir herhangi bir beis yok. Ama diğer kısıtlı olmayan tabii illerden de gelen yine Bodrum'da ikinci konut sahibi vatandaşlarımız var. Oteller henüz açık değil. Doğru. Yani otele gelip de turizm tatil yapmak isteyen yok şu anda Bodrum'da. Ama konutuna gelmek isteyen var ama konutuna gelmek bile bizi en az buraya yerleşinceye kadar bir 15 gün civarında rahatsız ediyor. Çünkü niye? Dışarı çıkıyor, bakımı var, onarımı var, alışverişi var. Tabii. Biliyorsunuz Bodrum'daki havadan dolayı evler çok çabuk deforme oluyor, boyası, badanası derken birdenbire bir trafik marketlerde, alışveriş merkezlerinde, pazarlarda, inşaat marketlerde, sokakta, trafikte bunu görebiliyorsunuz. Ama plajlarda olsun ya da eğlence zaten merkezleri kapalı, restoranlar kapalı. Oralarda tabii ki bir trafik yok ama sokakta trafik Bodrum'da var. Normal. Hayat yani normal hayatı o Bodrum'un, kendi hayatı. Peki efendim anladığımız kadarıyla sezon öncesi, şimdi olası rahat normalleşme için öncesi siz bir sertifikasyona hazırlanıyorsunuz. Yani bütün yeme içme yerleri, turistik merkezler için bütün bu yeni standartlarda bir şeyler yapacaksınız galiba değil mi? Oturma düzenleri, giriş çıkışlar vesaireler. Evet, burada tabii ki bakanlığımızla paralel bir şekilde hareket ediyoruz. Turizm Bakanlığımızın da bu konuda çalışmaları var, akreditasyon çalışmaları. Ama onlar tabii daha büyük turizm belgeli tesislerden hareket ediyorlar. Biz de daha butik tesislerden yerel esnaflarla beraber çalışarak oralardan bir akreditasyon çalışması başlattık. Şimdi bu nedir? Sadece tabii bizde otelle ilgili değil konu. Aynı zamanda restorandır, bardır ya da burada diğer esnafla ilgili bütün sektörlerde hepsinde uygulayacağımız bir akreditasyon programı bu. Şu anda bugün hatta onun toplantısını yapıyor arkadaşlar.
İşte bakkala nasıl girilir çıkılır, markete nasıl girilir çıkılır. Özellikle bizim teknelerimiz var biliyorsunuz. Evet. Günübirlik tekneler. Buralarda nasıl bir akreditasyon uygulayacağız? Giren sayısını mı azaltacağız? Mesafeleri nasıl ayarlayacağız? Orada yemek verilecek, verilmeyecek. Hmm. Mesela şimdi günübirlik tekneler için çok küçük bir örnek vereceğim size. Daha önce orada bildiğiniz bir alakart servis yapılırdı teknelerde. Tabii. Ama şimdi artık onlar paketli sandviçlere dönecek. Orada yapılacak olan servis. Ve daha birçok hijyen kuralları orada da geçerli olacak. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ki belediyenin güvencesiyle vatandaşımız gittiği zaman görsün desin ki evet burası belediye tarafından denetleniyor, kontrollü. Ben de gönül rahatlığıyla buradan faydalanabilirim desin. Bizim niyetimiz buydu. Şimdi herkes tabii aslında biraz Bodrum'a bakıyor. Ekonominin de canlanması anlamında birazcık işaret gibi. Siz efendim sezon diye bir şey bu sene olacak mı? İnsanları ne zaman, ne dönemde bekliyorsunuz? Oteller muhtemelen kademeli ama düşük kapasiteyle açılacak. İstihdam konusunda ne gözüküyor? Bir de kaç hastane var, kaç yatak var? Onunla bir başkan. Kaç hastane, kaç yatak var? Barış arkadaş da soruyor. Onları da evet, Barış Bey'e sevgiler. Sağ olun. Şimdi, başkanım. Sağ olun Barış Bey. Bizim 3 hastanemiz var. Bir devlet, 2 özel hastane var burada. Toplam 224 yatağımız var. Bunlardan yoğun bakıma sahip olanlar da toplamda 17 yoğun bakım yatağı. Ancak bu pandemiyle beraber yapılan çalışmalarla 30'a kadar çıktı. Ama şükür ki şu ana kadar yoğun bakımlarımızda herhangi bir hani adı üzerinde yoğunluk olmadı. Sadece ve sadece birkaç tabii kişi yoğun bakımda şu anda yatıyor. Ben tam olarak sayı söyleyemeyeceğim şu anda. Ama o kadar. Şu anda yönetilebilir bir durum var hastanelerimizde. Bir sıkıntı yok. Bunun dışında turizmle ilgili Ahu Hanım'ın sorduğu konu var. Onu cevaplamak isterim. Şimdi bu sene yabancı turizmden hiçbir şekilde ümitli değiliz. Yani ben bunu net bir şekilde burada ifade etmek istiyorum. Çünkü Avrupa'dan gelen sinyaller zaten tatillerin ertelenmesi, Eylül sonrasına atılması hep noktasında. Bizim zaten Bodrum özelinde konuşursak yabancı turistimiz Nisan ayında gelirdi. Nisan'ı Mayıs'ı yabancı turiste biz burada sübvanse ederdik. Ve diğer Haziran 15'ten sonra da okullarda kapanınca yerli turizm, Bodrum'u çok ciddi bir şekilde desteklerdi. Şimdi biz yabancı turizmden olduk bu sene. Birçok otel açmıyor artık bu sezon için. Hiç çünkü açmıyor. Bundan sonra açmanın hiçbir şekilde onlara da bir getirisi yok artık zarardan başka. Şimdi bu yüzden şunu söylemek istiyorum. Turizmcimizi desteklememiz lazım. Çünkü bu sezon bu şekilde geçtiği takdirde yabancı turizmden biz pay alamazsak bu sefer birçok büyük otel çok ciddi darboğaza girecek. Onları ayakta tutmamız lazım. Eylül'den sonra zaten Bodrum'da turizm bitiyor. Eylül sonu bitti. Ekim'de tek tük, Kasım'da kapatıyoruz sistemi. Yani bir Antalya değiliz biz. 12 ay turizm yok burada. Doğru. O yüzden o turizmcilerimizi ayakta tutmak için ciddi bir devlet desteği lazım bence. İki, yerli turizm açısından da yine bizim işte okulların kapanması dediğim 15 Haziran'dan sonra zaten gelirdi yerli turist genelde Bodrum'a. Ama şimdi orada da bir muamma var. İşte üniversite sınavlarının 27 Haziran'a alınması, yine pandeminin geleceğinin tam olarak net olarak tahmin edilememesi, Haziran'da gelip gelemeyeceğini insanların yine burada çok fazla tahmin edemiyoruz. Ama yerli turizm Bodrum'da her zaman olacaktır. Seyahat kısıtları kalktığında Bodrum'da zaten ikinci konutlar dolacaktır ki bu da bir turizm aslında şekli haline geldi artık. Çünkü o gelen ikinci konuta gelenler esnafı destekliyor. Cidden büyük bir ekonomi yaratıyor Bodrum'da. Bunun dışında yine yerli turizme hizmet eden oteller de belli kurallarla, şartlarla müşteri kabul edecekler. Ancak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü artık bir odanın en azından check-out, check-in zamanının açılması, ondan sonra masaların, sandalyelerin, şezlongların aralıklarının açılması gelirleri de ister istemez %50 boyutunda azaltacak. Ya çok zam yapacaksınız iki katı ya da zarar etmeye artık burada mahkumsunuz demektir. Bu durumda da aslında yine de bu seneki olay tabii ki hiç istenen bir şey değil, bir salgındır. Hayat, insan hayatı önde. Ancak esnafımıza, turizmcimize hani güzel günler görünmüyor bu sene yani. Ben bunu biraz pesimist yaklaştım ama çok da iyimser olamıyorum bu konuda.
Peki. Zor bir süreç. Hocam sizin bir sorunuz vardı. Hızlıca onu da alayım. Saygıdeğer başkanım. Soru da ben. Kısa bir soru. Ortalama olarak sezonda Bodrum'un nüfusu kaç kişiye çıkıyor? Siz bugün bu şartlar altında maksimum nereye kadar çıkacağını düşünüyorsunuz? Evet, şu anda 1 milyon civarında bizim, yani bundan önceki yıllarda deneyimlediğimiz bir nüfusumuz vardı. Bu bayramlarda 1,5'a kadar da yükselebilir. Vay be. Ancak bizim dediğim gibi yaz döneminde, Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde 1 milyona yaklaşan bir nüfusumuz her zaman olmuştur. Bu sene şu anda bizim nüfusumuzda 300 bin civarında. Aslında bizim tabela nüfusumuz 176.500. Ancak 16 Mart'tan sonra o okulların tatil edilmesiyle beraber seyahat kısıtları gelmeden gelen bir grup var. İkinci konut sahiplerimizle beraber şu anda nüfusumuz 300 bine kadar yaklaştı. Eğer bu seyahat kısıtları açılırsa ben bunun bir anda 700-800 bine geleceğini şu anda net bir şekilde görüyorum. O diğer 200 bin civarındaki gelen de eğer oteller açılırsa, yani turizm faaliyete girerse tamamlanacak. Şimdi, o yüzden şu anda ben 300, nereden biliyorum bu rakamı da onu söyleyeyim, 300 bin rakamını. Şu anda benim topladığım katı atık, su abonelerinin kullandığı su bu nüfusa tekabül ediyor. Niye sordum evet. Başkanım? Şöyle evet. Söyleyeyim. 1 milyon kişi olduğu zaman 4.464 kişiye bir yatak düşüyor. Acili hiç saymadım. Hastane olarak. Evet. Hastane kapasitesi. Evet. Şu anki nüfusa bakıldığı zaman 1.339 kişiye bir tane yatak düşüyor. Şimdi 1 milyon, tabii bu mevsimsel olduğu için saymıyorum ama benim bildiğim, Anadolu'yu karış karış gezdiğim için siz de biliyorsunuzdur. Yani 300 bin de ciddi rakam. 300 bin yani bir gerçekten metropolün merkezi gibi. Neredeyse. Bence sağlık konusunda sizin oraya bir el vermeniz gerekiyor gibi anlaşıldı. Çünkü bu yatak sayısı, ki yaz mevsiminde neler olduğunu da biliyoruz. Çok kazalar oluyor, kalabalık oluyor vesaire diye. Yani ben 4.464 kişiye bir yatak işi biraz beni endişelendirdi, korkuttu. Yani, tam bununla bağlantılı bir şey sormak yani. İstiyorum. Bitti mi hocam? Pardon. Bitti, bu kadar. Ben matematik hastane şey. Eksiği var. Gerçi kışında... Başkanım, tam bu soruyla bağlantılı bir şey sormak istiyorum. Devlet hastanesinin inşaatı bitti mi? Hayır, daha şu anda kaba inşaattaydı. İki yıldır da maalesef yine 2018'de yaşanan bir ekonomik kriz dolayısıyla müteahhit işi bırakmıştı. Şimdi 20 Mayıs'ta çok az bir zaman kaldı. Onu ihale tekrarlanacak. Ve inşallah bu havalimanındaki hastane gibi bir an önce onu da... Kaç yataklı, başkanım, orası bir tamamlandığında kaç yataklı olacak? Devlet hastanesi. Devlet hastanesi. Orası 150 yataklı olacak. 150 yatak. Ancak bir özel hastane yatırımı daha geliyor Bodrum'a şu anda. Güzel. O da daha proje aşamasında ama tabii özel bir yatırım olacağı için kısa bir zamanda faaliyete geçeceğini düşünüyorum. Yani başkanım, kaba taslak bir hesapla 600-700 yatak lazım gibi gözüküyor. Başkanım, son soru değil mi? Soru, reklama gireceğiz. Ozan Bahar Hoca'nın da selamı. Başkanım, bir soru soracağım. Sağ olun. Bodrum'un tüm belediyeler gibi koronavirüsten sonra belediye gelirleri düştü mü? Düştüyse kabaca söylüyorum, çarkı nasıl çeviriyorsunuz? Bu konuda hükümete bir çağrınız var mı? Evet, düştü tabii ki. Bizim normalde günlük yaptığımız tahsilat diyelim 100 iken şu anda 10'a düştü. Çünkü kiraları almıyoruz, ecrimisilleri almıyoruz, katı atık bedellerini tahsil etmiyoruz. Ve daha eğlence reklam vergilerini de tahsil etmiyoruz şu anda. Yani icraları, iflas şeyleri de kaldırdık, takipleri de kaldırdık. Mecburen. Böylece belediye gelirlerinde ciddi bir düşüş var. Ancak biz yine de birçok yatırımı erteleyip tamamen yönümüzü salgınla mücadeleye çevirdik. Yani temizlik, hijyen, halk sağlığı ve geliri gerçekten düşük olan, işini kaybeden insanlara destek olma bakımından korkunç bir şu anda faaliyet içerisindeyiz. Bunu hiç kesmedik. Yani bize her türlü ulaşan insana biz talep ettiği neyse, gıdasından suyuna kadar, kirasından faturasına kadar her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Hiç kimseyi geri çevirmiyoruz. Ama bu sürdürülebilir değil tabii ki. Yani bir yere kadar gider bu şekilde. Benim aslında talebim, daha önce de ifade etmiştim. Bir kere belediyelerin
SGK ve vergi borçlarına bir yapılandırma getirmeli. Çünkü bütün belediyeler üzerinde SGK ve vergi borcu yüzünden, yani kamu borcu yüzünden ipotekler var, doğru, hacizler var malları üzerinde. En azından bunlar yapılandırılıp da bu hacizler, ipotekler kaldırılırsa biz de belki de bu zorlu süreçte bazı mülklerimizi elimizden çıkararak en azından bu döngünün sürmesini sağlayabiliriz, bir. İki, yine belediyelerin üzerinde büyük bir KDV ve ÖTV yükü var. Çünkü belediyeler hizmet üreten kuruluşlar, kamu hizmeti yapıyoruz. Biz bir mülk, bir akaryakıt alırken KDV'sini, ÖTV'sini ödüyoruz. Ancak bunu gider olarak gösteremiyoruz, öyle bir şey yok. Ondan sonra yine herhangi bir müteahhitlik hizmeti satın aldığımızda KDV, ÖTV ödüyoruz. Bu bizim üzerimizde yük olarak kalıyor. Yani bunları en azından belediyelerin yaptırdığı hizmet alımlarında ya da akaryakıt alımlarında, mal mülk alımlarında en azından verginin kaldırılması lazım. Bu çok doğal bir şey. Biz çünkü kamu hizmeti yapıyoruz. Bir de üçüncü bir husus daha, bir teklifim var. Burada da motorlu taşıtlar vergisi toplanıyor malum. Evet. Bundan da küçük de olsa %11 pay belediyelere bırakılırsa, çünkü aracın geçtiği yolu belediye olarak ben yapıyorum. Onun yine karbon emisyonunu ben soluyorum. Doğru. Burada benim kentim soluyor. En azından oradan da bir 3 kuruşluk bir pay bize aktarılırsa belediyeler inanın çok rahat eder. Bunun dışında zaten İller Bankası kesenekleri de 3 aylığına ertelenmişti. Oradan da küçük bir destek geldi. Böyle böyle belediyelerimizi yavaş yavaş da olsa destekleriz. Yani en azından hükümetin üzerine de, merkezi bütçeye de fazla yük getirmeden, aha, bu şekilde destekleyeceğimizi düşünüyorum. Emlak vergisi ayı değil mi? Ben mi yanılıyorum? Evet, Mayıs sonuna kadar. Ve hani buradan, doğru, da uyarmış olan Bodrum'da evini şu anda kullananlar geciktirmesinler, ödesinler, ödeyebilecek olanlar değil mi? Allah Hanım, çok teşekkür ederim. Bunu biz söyleyemiyorduk. Ama lütfen biz buradan lütfen söyleyelim. Siz söylediniz, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi şu anda o kadar zor ki böyle şeyler telaffuz etmek. ama cidden Bodrum sonuçta Türkiye'de belki de gelir durumu açısından en şanslı kentlerden bir tanesidir. O yüzden vatandaşımız zaten kendini geçindirecek kadar burada gelire sahip. Belediyeye destek olmalarını canı gönülden tabii o zaman ki burada bir istiyorum. İstiyorum. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bodrumların gönlü de zengindir. Kiracılarından da artık belli bir süre kira almasınlar, onları idare etsinler diye. Evet. Başkanım, o zaman bir modeli de paylaşalım yeri gelmişken. İzmir'de Balçova ve Bornova belediyeleri, yeni bir sistem kurdular. Yurttaşlara mesaj atıyorlar. Özellikle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan yurttaşlarımızın emlak vergilerini istedikleri takdirde kapılarında tahsil ediyorlar. Belki bu model geliştirilirse 65 yaş üstü yurttaşlarımız da aman vergimi ödeyemedim, ödeyebilecek durumda olanlar için söylüyorum, o sıkıntıya da girmezler. Belki belediyeniz de Balçova ve Bornova'nın modelini yaygınlaştırırsa yurttaşlarımız da bu konuda rahatlamış olurlar. Evet, çok teşekkür ederim Barış Bey. Sağ olun verdiğiniz fikir için. Ben takip etmemiştim açıkçası bu konuyu. Çok yani fikir açıcı, zihin açıcı bir şey oldu. Sağ olun. Çalışacağız ona. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim yayınımıza katıldığınız için. Kolay gelsin. Sağ olun. Bodrum için hakikaten vergi ve desteğimizi unutmayan bütün belediyelerimiz, ilçe belediyelerinin hepsinin şeye ihtiyacı var bu dönemde tahkim edilmeye. Bir de başkanımızdan bir söz alalım. Evet. Şu koronavirüs belasından kurtulduğumuzda TV100'ün bir programında Bodrum'da onun misafirliğinde yapalım başkanımızla. Başkanım, uygun görürseniz pek de size ev sahibi yapmak onurdur. Lütfen, bekliyorum her zaman. Sağ olun başkanım, çok teşekkürler. Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkürler Bodrum Belediye Başkanımız. Hakikaten önemli tedbirler ama yatak kapasitesi konusu hep konuşulur Bodrum'da. Enteresan bir şekilde tabii kışın bir şey olmadığı, doktor ve şey harcamaları yüksek olduğu gerekçesiyle özel yatırımcılar tabii pek şeyli bulmuyorlar, karlı bulmazlar. Annemi Bodrum'da acile kaldırmıştık. 1993'te çok devlet hastanesinde, çok iyi biliyorum. Durumu çok fenaydı. Şimdi biraz düzeldi. Ama Bodrum'un her zaman ezelden beri bir, evet, bir yatak sıkıntısı var şeyler. Var. Hastaneyle alakalı yani. Bir küçük haber turumuz var. Anneler. Ahu, nereden götürdün bizi Bodrum'a? Vallahi özlemişiz şimdi. Ya, aklımıza soktun Bodrum'u. Tam İstanbul'a alışmıştık.
Şimdi döneceğiz, geri geleceğiz. Sevgili Mehmet Metiner'e bağlanacağız. 20 geçe gibi, çeyrek geçe gibi ama bu hafta sonu Anneler Günü, onunla ilgili bir genelge var. Bir de virüsün zayıfladığına dair bazı haberler var. Bu iki haberimizi bir izleyelim. Sonra birkaç tane beklettiğim haber var, onları da paylaşalım. Sokağa çıkma yasağında Anneler Günü unutulmadı. Genelgede özellikle yer verildi. Çiçekçiler evlere servis yapabilecek. Hafta sonu 24 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Genelgede 10 Mayıs pazar gününe denk gelen Anneler Günü için ayrı parantez açıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri Anneler Günü'nü kutlamak isteyenler için çiçekçiler açık olacak. Genelgede çiçek satan iş yerlerinin evlere servis şeklinde hizmet verebileceği belirtildi. Koronavirüs zayıflıyor mu? Amerikalı bilim insanları bu soruya yanıt aradı ve çarpıcı sonuçlar elde etti. Arizona State Üniversitesi'ndeki araştırmacılar COVID-19'un SARS gibi mutasyona uğradığını ortaya koydu. Bu durumun koronavirüsün zayıflığının işareti olabileceği belirtildi. Çalışmalar kapsamında 382 hastadan alınan numuneler incelendi. Virüsün genomunun önemli bir parçasının eksik ya da tamamen yok olduğu fark edildi. Uzmanlar kesin konuşmak için henüz erken olduğunun da altını çizdi. Hong Kong'da başlayan ve 2002-2003 tarihleri arasında 37 ülkeye yayılan SARS virüsü zaman içinde mutasyona uğrayarak etkisini kaybetti. Şimdi Bodrum'dan döndük gene kendi realitemize. Maske meselesiyle ilgili İngiltere ile dün başlayan krizde ilginç bir süreç oldu. Hızlıca bunu verelim. Önce galiba dün The Independent'ta mı gördük? Guardian'da gördük, pardon. Türkiye'den gelen maskeler uygun bulunmadı, geri gönderilecekti. Şimdi bunun Cumhurbaşkanlığı'nın yolladığı bağış partisi olmadığı, o sevkiyat olmadığı anlaşılıyor. İngiliz Büyükelçisi'nden koruyucu ekipman açıklaması. Dominic Chilcot dünden beri böyle yana yakıla altı sıralı tweetler atıyor. Diyor ki bunlar onlar değil, sizden aldıklarımız çok iyi çıktı. 400 bin adet koruyucu önlüğün güvenlik standartlarına uygun olmadığına ilişkin haberlerle ilgili yayınlıyor. Diyor ki, tweet atıyor. Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılamaz haliyle olduğu ile ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir. Şimdi haberler aslında doğru. Ama Sayın Büyükelçinin kastettiği, Türkiye'nin bağış olarak yolladığı malzemede bir sıkıntı yok diyor. Satın alınan, hani bir ara gitti gitmedi bekledi, bir başka İhraç parti var. Diyorsunuz. Şimdi o iş tamamen bir özel sektör şirketinin üzerinden yürümüş. İade edeceği iddia edilen ekipmanlar bu Oda TV'den. Parti iddiasını bir kenara koyalım ama yeni kurulmuş makine üretim yetkisine sahip Selenga Tekstil şirketinin ürettiği bir şeymiş. 100 lira sermayeyle çok hızlı kurulmuş, İngiltere'ye maske ve koruyucu ekipman ihraç etmiş. Onlar da standarda uygun bulunmamış. O belgeyi de gösterelim. İşin içinde siyaset var mıydı, ihale nasıl alınmıştı, bunlar ayrı bir mesele. Ama ticaret ünvanı bu. İngiltere'yi karıştıran da bu parti. Yani parayla satın alınan ama gidişi bile sorun olan küçük bir partiden bahsediliyor. Bu süreçte tabii çok hani biz şeyi de eleştirdik. Çin'den yollanan test kitleri hatalı çıktı dedik. Bilmem nereden gidene bozuk çıktı. Şimdi size çıktı. Acayip bir hikaye burada anlatacağım. Burada da bizden çıkmış bu mesele. Şimdi ben buradan tekstilcilere de ve bazı üreticilere bir öğüt vereceğim. Bu öğüt benim başıma gelmiş bir öğüt. Bir zamanlar 1990'larda üstadım uzun çorap giyme modası vardı. Dizin üstüne kadar çorap giyiyorlardı ve Avrupa'daki hanımların önemli bir kısmı bunu çok seviyordu. Türkiye'de de bunu üreten çorapçılar vardı. Bu çorabın özelliği %70'i pamuklu, %30'u polyester olacak. Niye polyester? Çünkü hani esnek. Şimdi bazı üreticiler, şaka yapmıyorum bakın, bir olay oldu. Bazı üreticiler ipliksiz kaldılar. Bu Türkiye'de biliyorsunuz iplik büyük bir kavgadır. Evet. İplik üreticileriyle iplik ithalatçılar arasında korkunç bir kavga vardır. İplik üreticileri bazı böyle kullanılan işte 20'ye binler vesaire var. Kesinlikle ithalatından hiç hoşlanmazlar, sürekli engellerler. Herkes benden alsın isterler. Bu arada onların kulaklarını buradan çekiyorum. Şimdi ne yaptılar biliyor musunuz? Madem yok dediler. Bunun %70'ini polyester,
%30'unu da pamuklu yapalım. Ya aynı görüntü zaten dediler. Ya biz diyoruz ya arkadaş aynı görüntü falan filan değil. Ama yani gönderin peki ne olacaktı? Uçağa bindirildi. Uçakta çekti bunlar. Hmm. 80 santimlik çorap 62 santime düşmüş. Karşı taraftaki alıcı diyor ki siz bizle dalga mı geçiyorsunuz diye. İlk defa hayatında çorap üreticileri bir enteresan durumla karşı karşıya kaldı. Ama yalan da söylemediler. Dediler ki bak tersini yaptık. Yani 70'ini polyester, 30'unu pamuklu yaptık gönderiyoruz. Yani sahtecilik yapmadılar. Fakat şunu anlayamadılar. İlk defa hayatlarında bir deney yaşadılar. Kamyonla giderse başka, uçakla gidince ya başka. Yukarıda atmosfersiz yerde sen çek polyester kısal. Aa. Çoraplar kısa iner mi? Adam diyor ki ne yapayım ben bunu diyor ilkokul çocuklarına mı satacağım diye. Ondan sonra ve ilk mesela deneyim bu. Dolayısıyla uçağa bindirilen mal ile başka bir şey olabilir. Ha, başka bir şey başka haberiniz olsun mesela böyle enteresan olaylar oluyor. Bilmiyorum. Şimdi bir insan kendini şey yapar mı yakar mı ya kötü mal üretmek için. Ama ben de diyorum ki farklı atmosferlerde malın tabiatını bozulmuş değişiyor. Ha, tamam bu mesela o yüzden şey iyi biliyor. Cumhurbaşkanlığının emriyle giden uçakta hiçbir bozuk mal olamaz. Olmamıştır bile. Ya evet. Öyle şey olur mu zaten? Yani hepsini bunun test ediliyor çok dikkatli. Ya ara sıra ufak tefek şeyler olur. Hepsi, her ülkede olur bunlar. Ama belli ki iş insanımız bunu hesaba katmamış yetiştirmek olabilir. Yetiştirmek için hızlı İlla şeydi ahlaksızlık diye şey yapmayın. Ben bunu yaşa gözlerimle gördüm ya bunu. Ama başka ahlaksızlıklar da gördüm bari mesela. Ama şok geçirdiler ya gönder fotoğrafını. Aa hakikaten abi 62 santim nasıl? Denediler evet doğruymuş dediler. Yani bazen öyle oluyor. Yani hızlı yapınca malın, bazı şeylerden. Bir kere malın hakkını vermek zamanında gönder. Fakat konteyner yok haberiniz olsun. Dünyanın hiçbir yerinde konteyner yok. Çünkü ithalat olmadığı için mal gidiyor konteyner boş. Boş konteynerde gelmeyeceğine göre konteyner herkesin bulamayanlar uçağa yükleniyor. Türk Hava Yolları inanılmaz bir güçle yolcu uçaklarını bile kargoya çevirmiş götürüyor. Ama bilin ki bazı mallar düşük atmosferde ve atmosfersiz yerde. Kabin basıncının olmadığı yerlerde tuhaflaşır. Herkesin haberi olsun. Ona göre göndersin malını. Ha, onu da söyleyeyim. Yani ben bilmiyorum olayı. Fakat böyle bir şey ben yaşadım. Bunu ben bilmiyordum. Gözümle gördüm, yaşadım ve çok güldüm. Hani ağlanacak halimize güldüm yani. Şimdi burada soru şu. Cephesinden bir tane haber var. Onu da vereyim. Bununla ilgili. Yok, bundan bağımsız. Antalya'da bir zorla konser ihtimali var. Bunu da sorarız sana ama Antalya Devlet Operası'nın bir şekilde çekim yap. O maskenizi takar çalarsınız. Şimdi Cumhurbaşkanlığı anladığımız kadarıyla bir özel konser çekimi istemiş. Antalya Opera Balesi'nden 80 kişilik topluluğun bayramda yayınlanacak bir konser çekimi için Pamukkale'ye götürülmek istendiği itiraz edenlere maskelerinizi takar çalarsınız yanıtı verildiği iddia etti. Konuyu meclis gündemine Antalya Milletvekili CHP'den Aydın Özer taşımış. Bilim kurulu pandemi tedbirleri arasında sosyal mesafenin önemi çekiyor ama böyle de bir görev anlaşıldığı kadarıyla Antalya Operası'na böyle bir görev verilmiş. Sıkıntı var. Ki konuyla devam edelim o zaman bunu da bunu söyleyeyim. Dün gece Antalya Opera ve Balesi'nden bir sanatçı bir televizyon programına katıldı ve kesinlikle gitmek istemediklerini, bu konser yapıldığı takdirde koronavirüs bulaşacağından korktuklarını söyledi. Bence sanatçılar da sırf bu gösteriş, imaj düzeltme operasyonları için tehlikeye atılmamalı. Ya ben şunu anlamıyorum. Ahu gerçekten ya pandemi bitmiş gibi davranıyor hükümet yetkilileri. Arkadaş bittiyse söyleyin biz de bilelim. Bitmediyse aceleniz ne? Ya bu pandemi bir maratondur pandemiyle mücadele. Uzun soluklu bir maratondur. Biz bu maratonun daha henüz başındayız belki de. Çünkü bilmiyoruz gerçek rakamları şunları bunları. Sanatçıyı sahneye çıkmaya zorluyorsun. Futbolcuyu sahaya çıkartmaya zorluyorsun. AVM'yi açıp insanları oraya tıkıyorsun. Ya nedir arkadaş sizin sorunuz? Dün sanatçıları izledim. Arkadaşlar adına televizyon programına katıldı gece ve kesinlikle çalmak istemediklerini söyledi. Hocamın maskeyle ilgili söylediğine bir ek yapayım. Bir iş insanının ürettiği bu maskelerin bozuk olduğu, kullanılamaz olduğu ortaya çıktı ve geri gönderildi. Standartlara uymadığını söylüyorlar. Peki şimdi bu maskeler ne olacak? Belki maske değildir, sağlık görevlisi olur. Sağlık görevlisi. Yani. Önlükler falan da var içinde. Önlük neyse, var, maske var. Dün baktım. Kullanılacak, içeri satılacak. Ya onu soruyorum. Şimdi bu eczanelerde satmaya başlıyorlar ya, umarım onların arasına katıp satmazlar. Bu arada da maskeyle ilgili bir öneride bulunayım.
Şimdi maske biliyorsun 7 tur attıktan sonra en sonunda eczanelerde parayla satılmasına karar verildi. En baştan beri demiştik ki buna bir üst limit koyun. Parası olan gitsin eczaneden ya da steril ortamlardan bunu alsın. Parası olmayan insanlar da maske ihtiyacını devlet tarafından karşılansın işte demiştik. Uygulamadan da. Sırf Cumhuriyet Halk Partili belediyeler halka ücretsiz maske dağıtıyor diye bu maske dağıtımının önünü kestiler ve milyonlarca insanı maskesiz bıraktılar. Şimdi nereye döndük? Döndük, geldik yine aynı yere. Şimdi bir öneride daha bulunayım o zaman. Hükümet bizim dediklerimizi bir ay sonradan yapıyor. Şimdi söyleyeyim belki anca yaparlar. Programın da söyle ama o zaman. Kızarak söyleme. Programın birinci bölümünde askıda ekmekten bahsetmiştim. Bilmeyenler için kısaca söyleyeyim. Fırına gittiğinizde 5 ekmek alıyorsanız, cebinizde 5 ekmek alacak kadar daha paranız varsa onu da fırıncının namusuna emanet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki 5 ekmek de benim için, benden sonra gelen ihtiyacı olan haber. Onlar oraya tabloya yazıyorlar. İşte 40 ekmek, 45 ekmek oldu diye. Ve ailelere her gün sabah, öğlen, akşam ihtiyacı olanlara ikişer, üçer tane veriyorlar o günkü ekmek sayısına göre. Şimdi bunu niye anlattım? Gelin askıda maske uygulamasını da başlatalım. Çünkü öyle aileler var ki 6 kişi 7 kişi her gün 10 TL 15 TL bu maskeye para vermek zorundalar. Bu ayda 500 TL yapar. Bu pandemi belasının en az 5 ay süreceğini düşünürsek örnek olarak söylüyorum. Bir ailenin cebinden çoluğunun çocuğunun sağlığını koruyabilmesi için toplamda 2500 TL çıkacak. Gelin maskeler bugün satışa başladığında bir formülünü bulalım. 10 maske alan, 10 maske parası da eczaneye ya da bu nerede satılacaksa oraya versin. Tıpkı askıda ekmek gibi askıda maske uygulamasını da başlatalım. Sokaklarda yüzünde maske olmayan insanlar görüyorum ve gerçekten üzülüyorum. Ya bulamadığı için ya başka bir sebeple takamamış. Bu toplum sağlığını ilgilendiren bir konu. Tabii bu toplum sağlığını ilgilendiren bir konu. O yüzden askıda maske uygulamasını başlatarak herkesin maskeyle dolaşabileceği bir ortam yaratalım. Bir çağrımda belediyelere geçen akşam salı günü de çağrıda bulunmuştum. Pazar günü anneler günü. Günü evet. Ve pazar günü hem 65 yaş üstü erkekler ve kadınlar hem de dolayısıyla 65 yaş üstü annelerimiz sokağa ilk kez çıkacaklar. 65 yaş üstüne maske dağıtılmadığı için, maske de daha önce parayla satılmadığı için pazar günü sokağa çıkacak olan annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, büyüklerimizin birçoğunun maskesi dolayısıyla yok. Yok mu? Çağrımı kime yapıyorum? Gelenler vardı ama onlar bir ay önce. Bir tane geldi. Çağrımı kime yapıyorum? En başta belediyelere yapıyorum. Buradan Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Sayın Muhittin Böce'ye, Sayın Zeydan Karalar'a, Sayın Vahap Seçer'e, Sayın Yılmaz Büyükerşen'e, Sayın Mansur Yavaş'a, Sayın Fatma Şahin'e, Gaziantep Belediye Başkanı'na çağrı yapıyorum. İlçe belediye başkanlarına çağrı yapıyorum. Pazar günü annelerimize birer karanfil uzatabilirseniz güzel olur. O karanfilin yanında ikişer üçer de maske verebilirseniz annelerimize, dedelerimize, büyüklerimize harika olur. En azından ilk kez sokağa çıkacak olan annelerimizi bu koronavirüs belasından da kurtarmış oluruz. Bu konuda ayrımsız tüm belediye başkanlarına, AKP'den CHP'ye kaldıysa HDP'li belediye başkanlarına, MHP'lilere, İyi Partililere, Saadet Partililere görev düşüyor. Bu bir toplumsal meseledir. Herkes kendi gücü oranında eğer maske dağıtmayı pazar günü başarabilirse annelerimize en güzel hediyeyi vermiş oluruz. Peki tam buradan sevgili Mehmet Metiner'e gidelim. Skype'la bize bağlanıyor. Tam da siyasi meselenin Ankara kulislerinin odağına gelmiştik. Ben Barış arkadaşı bir dakika onun için beklerim demiştim ama kulislerde ne oluyor? Hem siz konuşun karşılıklı hem sevgili Metiner. Mehmet Metiner hiç dışarı çıkmıyor galiba. Sürekli kütüphanenin önünde görüyorum Mehmet Metiner'i. Bol bol içeride çalışıyor gördüğümüz kadarıyla. Nasıl sevgili geçti? Sevgili Barış, biz kurallara riayet eden insanlardanız. Bak şimdi Mehmet Metiner dakika bir gol bir. Biz şimdi stüdyoya geldik günah mı işledik? Masken nerede senin? Masken herkese burada. Maske öneriyorsun. Burada maskem burada bak. Buyurun taktınız susturdunuz yani Barış'ı. Biz de kurallara uyuyoruz. Mesela. Bu da Gürkan Acır'ın hediyesi bana. Öyle mi? Pek güzel. Gürkan Acır'ın hediyesi yanımdan hiç ayırmıyorum.
Ben Barış'ı maskesiz bilirdim ama demek ki o da maskeli olmaya başlamış. Sağlık Bakanı takın dedi, takıyoruz. Ne zaman çıkarın derse o zaman çıkarırız. Ama önerisine katılıyorum. Yani pazar günü istisnasız bütün belediye başkanlarımız, yaşlılarımıza, gerçekten annelerimize, dışarıda olan insanlara maske dağıtırlarsa çok anlamlı bir davranışta bulunmuş olurlar. Kendi sağlığımız için, ülkemizin sağlığı için tüm kurallara koşulsuz bir biçimde uymak zorundayız. Bugünler geçecek ama kurallara uyarak geçireceğiz. Aksi takdirde her birimiz bir diğerimize hastalığımızı geçirmeye çalışırsak Allah muhafaza. Yani o yüzden Barış'ın çağrısını yerinde buluyorum. İnşallah pazar günü gereken yapılır. Efendim, kulisler çok hareketli. Sistemde bir değişiklik ihtimalinden veya önümüzdeki dönemde bir seçim ihtimalinden çok bahsediliyor. Barış'ın kulisini de alacağım ama ne oluyor? Hani Sağlık Bakanlığı bu süreci güzel yönetti. Bir yere kadar da getirdik. Şimdi doğal olarak bazı tartışmalar var gündemde. Darbe tartışmasını bir kenara koyayım ama yorum yapmak isterseniz onu da alırım. Var mı sonbahara doğru bir siyasi hareketlilik veya en azından değişiklik yapalım, başkanlık sistemini başka şekilde bir düzeltelim, evirtelim? Yani siyasi gerilimler olacak, siyasi bir takım tartışmalar yoğunlaşacak. Buna hiç kuşku yok ama bir siyasal sistem değişikliğine asla gidilmeyecek. Asla gidilmeyecek çünkü zaten erken seçimi gerektiren hiçbir şey yok. Üstelik erken seçimle birlikte siyasal sistem değişikliğinin olup olmayacağı da belli değil. Yani siyasal sistemden kastettiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ise bu anayasa değişikliğiyle yeniden referandumla birlikte gerçekleşecek olan bir durum. Tabii ki önümüzdeki yıllarda halkımız isterse, mecliste de büyük bir çoğunluk oluşturulursa, anayasa değişikliği yapılırsa ve halka da tekrar başvurulursa, halkımız da bu siyasal sistemden memnuniyet duymadığını açıklarsa, elbette ki yani bu siyasi sistemler halk isterse ayakta durur. Aksi takdirde halka rağmen hiç kimse bir şey yapamaz. Ama ben kısa vadede siyasal sistem değişikliği öngörmüyorum. Gene ben erken seçim asla öngörmüyorum. Yani erken seçime niye gidilecek onu da anlayabilmiş değilim yani. Diyelim ki erken seçime gittik. AK Parti yeniden iktidara geldi. 6 ay sonra gene başlayacaklar erken seçim istemeye. Şimdi bunun bir sonu yok yani. Her seferinde erken seçim istenmez ki. Hani yenilen pehlivan güreşe doymaz misali. Ve aç tavuk kendini her zaman dar ambarında görür. Hele uykuya yattığında falan. O zaman büyükşehir belediyeleri içinde, belediyeler içinde her 6 ayda bir erken seçim yapalım. Yani Yaptırdınız iki kere canım. Efendim? Sayın Metiner, iki kere yaptırdınız. Hem 31 Mart'ta hem 23 Haziran'da. Hemen şimdi. Ha, o şeydir, anayasa gereği. Hükümetler kurulamadığı için. Anayasayı demiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun elinden hukuksuz bir şekilde mazbatasını aldırttınız ya. 31 Mart'ta yapılan seçim 23 Haziran'da yenilendi. Yaptırmak isterseniz yapılır. Ekrem İmamoğlu bu kez %60'ın üzerinde gelir zaten. Sevgili, sıkıntı yok. Sevgili Barış, benim şimşeklerimi gene üzerine çekeceksin. Seni her seferinde kuruma kullanmak istiyorum ama benim üzerimden CHP seçmenine selam vermekten haz alıyorsun. Ekrem İmamoğlu da sana mübarek olsun. Yani o Ekrem İmamoğlu bahsini arkamızda bıraktık. Ama istiyorsanız, siz istiyorsanız tekrar yeni bir seçim yaparız yani. Belediyeler de dahil yeni bir seçim yaparız yani. Vallahi hiç sıkıntı yok. Ben erken seçim ihtimali görmüyorum. Görmüyorsun. Hele korona günlerinde bunun dillendirilmiş olmasını Türkiye'nin maslahatına uygun görmüyorum. Siyaseti bu kadar da ayağa düşürmemek lazım. Yani canınız sıkılınca, canınız isteyince erken seçim. İyi de niye erken seçim yani? Sen elinde sihirli bir formülün varsa açıkla, biz de bilelim yani. Erken seçim olduğunda, iktidar değişikliği olduğunda ekonomiyi nasıl ayağa kaldıracaksın? Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözeceksin? Bir açıkla bilelim. Bizim muhalefetimiz hep bize şunu söylüyor. İktidara gelelim de ondan sonra görürsünüz. İyi gördük. İşte büyük iddialarda Ekrem İmamoğlu İstanbul'a belediye başkanı seçildi. Seçildiğinden bu yana yapmış olduğu bir tek icraatı sayabilir misiniz? Bir tek icraatı. Bir tek icraat. İki tane demiyorum ya. Bir tek icraat. Sayın Metiner, Ankara'ya taşındınız galiba. Göremiyorsunuz sanırım. Yok, ben İstanbul'dayım.
Ne bileyim, pek İstanbul'da yaşıyor gibi konuşmuyorsunuz ama. Ben göremiyorsam siz söyleyin, gösterin bakalım. Bir yıl içinde Ekrem İmamoğlu'nun bir tek eserini gösterin. Söyleyelim, Ekrem İmamoğlu AKP döneminde durmuş olan, kaynak olmadığı için durmuş olan tüm metro inşaatlarını yeniden başlattı. Her gün bu şehirde 100 bin çocuğa kapısına süt gidiyor. 300 bine yakın öğrenciye burs veriliyor. AKP'li belediye meclis üyelerinin desteğiyle birlikte, tabii ki birlikte geçti onlar. Meclis tabii, belediye meclis. Doğalgaz faturaları. 30 bin öğrenci, özür dilerim. Efendim? Doğalgaz faturaları. Doğalgaz faturaları tamamen sizin politikalarınızdan kaynaklı. Şimdi niye Ekrem İmamoğlu bu işin suçlusu oldu, ben onu anlamadım. Doğalgazı hizmet zannediyorsa Ekrem İmamoğlu doğalgazı evden mi getiriyor? Sizin politikalarınız yüzünden BOTAŞ'tan alıyor. O hanım, siyaset tartışması yapalım. Yani barışla. Yani süt dağıtmayı hizmet olarak kabul ediyorsa... Siz kaldırdınız. Nurettin Sözen süt dağıtıyordu. Sayın Erdoğan belediye başkanı seçildikten sonra 94'te geldi. Siz de o dönem belediyedeydiniz. Sayın Erdoğan'la en yakın çalışma arkadaşlarından biriydiniz. Siz kaldırdınız Sayın Metiner. Çocuğa biz süt dağıtmak tabii ki hizmettir. Biz binlerce, on binlerce öğrencilerimize burs verdik. Fakir fukara, garip kuraba çocuklarına. Buna ilçe belediyelerimiz de dahil olmaya başladılar. Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne giderek bu uygulamayı kaldırdı. Sonra Ekrem İmamoğlu... Bu da yanlış. Yine 15 sene önce... Hayır, bir şey söyleyeyim. Bakın, bunun üzerinden AKP hep siyaset yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bursların Kredi Yurtlar Kurumu eliyle dağıtılmasını istedi. Anayasa Mahkemesi de buna karar verdi. Ama o dönem yerel seçim geliyordu. Kadir Topbaş kasada para kalmadığı için bunu bahane edip bursları kestirdi. Kemal Anadolu'nun meclis konuşmalarına bakın. Ben şimdi Sayın Metiner'in sözünü kesmek istemiyorum. Yok, oradan bağlandığı için kendisi anlatsın işte. Ondan sonra konuşuruz. Hayır, bunlar hep gene stüdyoda konuştuğumuz şeyler de tamam. Bu süreçte... Belediyeler marifetiyle değil de Kredi Yurtlar Kurumu marifetiyle verilmesi gerektiğine inandı. Peki Ekrem İmamoğlu bunu son seçimde niye seçim adi olarak ilan etti? Siz vermiyordunuz, biz vereceğiz dedi. Yurtlar Kurumu versin deseydi. Niye bunu bir seçim malzemesi olarak kullandı Ekrem İmamoğlu? Peki şimdi ben... Çünkü yasal mevzuatı değiştirdiniz ve öğrencilere burs verilmesinin önüne geçtiniz. Şu anda Ekrem İmamoğlu bir formül önerdi. AKP'li meclis üyeleri de buna katıldı. Şu anda bağış olarak veriliyor. Bakın, burs olarak verilmesi AKP döneminde engellendiği için... Bağış olarak veriliyor. Belediyecilik Kanunu'nun 14. maddesine uygun bir şekilde 30 bin öğrenciye. Yani 20 yıl önceki hikaye takılıyor. Hayır, bugünkü hikaye. Tam da bugün işte AKP ile CHP'yi ayıran temel nokta burası zaten. Ben şimdi Sayın Metiner bekledi orada. Sözünü kesmeyeceğim. Konuşsun. Lütfen. Sonra konuşayım. Ama şimdi peki dediniz ki bir şey görmedik. Nasıl bir şey görmek isterdiniz? Hani bir öneriniz, tavsiyeniz var mı CHP'li belediye başkanlarına bu süreçte? Hani vatandaşı da göstermek anlamında herhalde daha büyük bir projelerden ne olursa mesela olur derdiniz. Büyükşehir belediyelerimizi hiç örnek göstermeyeyim. Mesela Gaziantep belediyemizin Şahin Bey ilçesi var. Şahin Bey ilçesini bir ziyarete gitsin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden bahsetmiyorum. Yani oranın ölçeği çok büyük çünkü. Yani oradaki hizmetleri Sayın İmamoğlu yapamayabilir. Ama küçücük bir ilçemiz var. Şahin Bey ilçesi, bir gitsin oradaki belediye başkanımız yerel topluluğa ne hizmetler yapmış. Süt dağıtmanın öteki bereki sosyal hizmetlerin dışında ayrıca yerel topluluğa hizmet olarak ne yapmış onu bir görsün. Ondan sonra belki de İstanbul'a yeni bir vizyon kazandırır Sayın İmamoğlu. Peki efendim, bu yani virüsle boğuşurken bu siyasi ortam niye birdenbire gerildi? Yani siyasetçiler... Çok da öyle kimse birbirine muhalefet de etmiyordu. Devlet, herkes aynı gemide bir noktada, hepimiz aynı virüsle mücadele ediyoruz. Sağlık ordumuz mücadele ediyor. Niye birdenbire ortam gerildi? Bilmem kim geldi. Özgür Özel'e sormak lazım. Canan Kaftancıoğlu'na sormak lazım. Fahrettin Altun'un çok yasal yollarla almış olduğu, vakıflardan almış olduğu bir yeri dikizlemeye kadar işi götüren siyaset tacirlerine sormak lazım yani. Dertleri ne? Mesela ben şahsen korona günleri başladığı andan itibaren bir karar almıştım. Bu günler bitinceye kadar televizyon programlarına da çıkmayacağım, siyaset tartışmalarına katılmayacağım, hiç kimse hakkında da çok mecbur kalmadıkça cevap vermeyeceğim diye.
Ama maalesef CHP'li arkadaşlarımız hiçbir kurala riayet etmediler. Yani biz ölümcül bir devayla, dertle uğraşırken cansiperane bir biçimde hükümetimiz olarak da bu sorunu çözmeye, bu tehdidi bertaraf etmeye çalışırken maşallah yani sandık dediler, sandık olmasa başka türlü dediler. Erdoğan'a yönelik, Cumhurbaşkanımıza yönelik en ağır suçlamaları sürdürdüler. Erken seçim dediler, dediler de dediler. Yani şimdi bütün bunlara elbette ki birilerinin cevap vermesi gerekiyor. Keşke böyle olmasaydı. Keşke siyaset bu kadar çok düzeysizleşmese. Keşke birbirimize laf yetiştirme heyecanı, isteği içinde olmasak. En azından ülkemizdeki yaşanan acılara saygılı olsak. Sadece ülkemizdeki acılara değil, bütün bir dünyanın yaşadığı acılara saygılı olsak. Şimdi Londra merkezli finansal bir ekonomik saldırıyla karşı karşıyayız. CHP'li siyasetçilerimiz sevinçten neredeyse gökyüzüne uçacaklar. Yani dolar yükseldi diye onlar da gökyüzüne yükseliyorlar. Evet, yani bu ülkeye yapılan... Bu ülkeye yapılan küresel finans baronlarının siyasi bir proje çerçevesinde yapmış olduğu saldırılar dolayısıyla dolar yükseldiğinde, Türk lirası itibarsızlaşmaya çalıştığında sevinç duyan insanlarla nasıl aynı gemide yol arkadaşlığı yapabilirsiniz ki yani? İnsan sevinç duyan kim var bundan? Mehmet Metiner, sevinç duyan bundan kim var? Siz kendi başarısızlığınızı, kendi beceriksizliğinizi Londra hikayeleriyle örtmeye çalışıyorsunuz. Londra işte dediğiniz bu. Para babalarıyla Berat Albayrak daha geçen gün i̇şte 4 bu. Saat telekonferans i̇şte yaptı. İşte bu. Siz bitirdiniz, Türkiye'yi bitirdiniz, ekonomisini i̇şte bitirdiniz. Bu. 56 milyar para bastınız, Türk lirasını yani değersizleştirdiniz ve şu anda da doları yükselttiniz. Bundan kim sevinç duyabilir? Doların 10 kuruş bile yükselmesi bu ülkenin fakirleşmesi demektir. Böylesine polemiklere girmek kendi beceriksizliğinizi örtmek orada. İçin bir Londra hikayesi uyduruyorsunuz. Keşke burada olsaydınız da yüz yüze konuşabilseydik. Tamam bir dakika, Metin tamamlasın sonra yollayayım. İtalya gibi ülkeler, Yunanistan gibi ülkeler, Avrupa Birliği'nin fonladığı ülkeler bile ekonomik olarak batarken hala dimdik ayakta olan bir ülkeyiz. Bizim arkamızda kim var ya? Türkiye'nin kendinden başka hangi dostları var ya? Avrupa Birliği anlamında söylüyorum yani. Amerika'nın içine girdiği sarmalı görüyoruz. Yani koskoca bir imparatorluk bir sağlık sorunsalıyla baş edemiyor. Bir maske bile bulamıyor yani. İtalya öyle, İspanya öyle ama Türkiye bu süreçte çok önemli, çok ciddi bir sınav verdi. Çok sağlık sistemi itibariyle ne kadar büyük bir ülke olduğunu, ne kadar başarılı bir ülke olduğunu gösterdi. Ekonomisinin bütün saldırılara rağmen ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Ekonomi güçlüyse, Sayın Metiner, ekonomi güçlüyse... Bir arkadaş bir şey etsin. Ya hem ekonomi güçlü diyorsunuz, hem saldırılarla ekonomimiz bozuluyor diyorsunuz. Ekonominiz güçlü olsa... Saldırıyla hiç kimse bunu bozamaz. Bunu ben söylemiyorum. Sayın Erdoğan 2002 yılının başında katıldığı bir televizyon programında söylüyor. Tamam. Kendi sözleriyle söylüyor. Demek ki ekonomi her türlü rüzgara, her türlü operasyona sizin deyiminizle açık hale gelmiş. Sayın Metiner bu ülkede üretim ekonomisini bitirdiniz. Işte. Üretimi. Yani şimdi barışın tarzıyla arkadaşlık hukukuna zarar veren bir pozisyona kendisini savurmasın. Yani burada nezaketen konuşmaya çalışır. Ama ben... Şimdi saldırılarla yıkılmaz diyor ya. Evet. Saldırılarla yıkılmaz diyor ya. Şimdi birisi ansızın gelse barışının suratının orta yerine esaslı bir Osmanlı tokatı indirse barış yere yıkılmaz mı yani? Ne kadar güçlü olursa olsun. Hiç beklemediği bir yerden başka örnek bir saldırıya mı? Uğradığında... Tamam peki bu latife olsun. Ne bu yani? Ben bir şey naçizane sorsam. Onu yapabilecek bir baba yiğit tanımıyorum da hadi ama öyle örnek kimsin, verdiği için söyleyeyim. Lütfen, bu çok baba yiğitler vardır ama biz sen o yumruklara karşı kururuz merak etme sen. Bak şimdi, güzel, ha, işte siyaset bak siyaset ne yazık ki bu dille buraya geldi. Aynısını AKP il başkanı da Canan Kaftancıoğlu için sular derindir, serindir falan diye söylüyordu. Şimdi siyaseti bu noktaya AKP şiddet diline getiriyor. Şiddet diline getirdiğinde de bu ülkede siyasetin bir şeyi çözebilmesi mümkün değil. Bir latifeyi bile çarpıtabilecek kadar siyasi bir şey söz konusu. Ya latife hoş olmadı. Ben kötü niyetle söylemediğini biliyorum Mehmet Metiner'in. Ama doğru olmadı. Şimdi bakınız.
Peki, bakınız ben... Londra merkezli saldırılar tespit edildiği halde hala ekonomi yönetimimizin başarısızlığından dolayı bu tablonun ortaya çıktığını söylüyor. Ya az biraz kendi memleketinize sahip çıkın ya. Ya dolar olmuş 7.26. Kaç para şu anda alttan bakıyorum. Dolar 7 lirayı geçmiş. Sayın Metiner, hangi başarıdan bahsediyorsunuz? Tamam. Milyonlarca insan yoksullukla şu anda cebelleşiyor. Cenderi altına girmiş. Lütfen Ağustos, yapmayın. Bakınız Ağustos 2018'den başlayarak Türk ekonomisine nasıl manipülatif ve spekülatif saldırılar yapıldığını Başkan Trump bile kendisi itiraf etti. Londra merkezli o küresel finans çetesinin nasıl saldırılar yaptığı delillerle tespitliyken hala Barış arkadaş gibi arkadaşlarımız kalkıyorlar. Bunu dışarıda saldırılar yok, dış güçler yok, Türkiye ile uğraşanlar yok. Efendim ekonomi kötü yönetildiği için böyle oluyor diyor. El insaf. El insaf. Peki, ama yani ben... insan az biraz kendi ülkesine karşı savunmacı olur ya. Suriye'nin kuzeyinde de Amerikan bayrakları dalgalanmıyor değil mi? Sizin Suriye'nin politikalarınız yüzünden de dalgalanıyor. PKK'yı himaye eden bir Amerikan devleti yok değil mi? Bir dış güç saldırısı yok değil mi Türkiye'ye? Sizin politikalarınız yüzünden Amerika gelip oralarda cirit atabiliyor. Bunu sizinle defalarca i̇şte tartıştık. İşte bu. Sizin yanlış politikalarınız Amerika'yı getirdi soktu oraya. Bunu da bizim politikalarımıza tabii ki sizin politikalarınız. Ben mi yönetiyorum ülkeyi Mehmet Metiner? Barış, 18 yıldır siz yönetiyorsunuz. Biz aslanlar gibi yönetiyoruz. Nerede aslanlar gibi yönetiyorsunuz? Sayın Metiner'e bir sorum olsun. Milyonlarca insan işsizlikten, açlıktan kırılıp batıyor. Siz hala ekonomi iyi diyorsunuz. Dolar 7 lira olmuş, ekonomi iyi. 13 milyon işsiz var, ekonomi iyi. Nerede ekonomi iyi? Ya şöyle bir böyle mi konuşacağız, böyle mi tartışacağız? Keşke gelseydiniz burada beraber karşı karşıya konuşsaydık. Tamam, bir dakika gerilmeden. Ben peki Sayın Metiner, yani evet tamam. İki kelime... Ben izninizi isteyeceğim. Böyle olacağını bilseydim gerçekten katılmazdım. Artık bu tarzdan sıkıldım ya. İki kelime etmeden hemen araya girmeler, sataşmalar yani. Yok. Sanki Avrupa'da işsizlik yok. Sanki Avrupa'da bir refah cenneti var. Ekonomi çok iyi. Ya Fransa bile ekonomisinin çökmek üzere olduğunu söylüyor ya. El insaf ya. Fransa'da işsizlik yok mu? Yoksulluk yok mu? Amerika'da maskeler 10 dolara satılıyor. Yakın tarihe kadar korona hastanelerinden bile para alınıyordu. Bizim bu ülkede her şey bedava ya. Neredeyse ilaç bile bedava yani. İnsan bu kadar çok kendi ülkesine karşı nobran olmaz. Evet Amerika kadar ekonomisi güçlü olan bir ülke değiliz. Almanya kadar ekonomisi güçlü olan bir ülke değiliz. Çünkü bizim doğal gazımız yok, petrolümüz yok vesaire vesaire. Kendi imkanlarıyla ayakta durmaya çalışan bir ülkeyiz. Yakın tarihe kadar IMF'e borçlu olan bir ülkeydik yani. IMF'e Türkiye'yi borçlu kılan da AK Parti iktidarı mıydı yani? Bankalar batıyordu. Hazine tam takır hale getirilmişti 28 Şubat sürecinden sonra. O zaman iktidarda Recep Tayyip Erdoğan mı vardı, AK Parti mi vardı yani? Biz 2002'de iktidarı aldığımızda ekonomi yerlerde sürünüyordu. Ya hazine tam takırdı. Devlet kendi memurlarına maaş ödeyemeyecek noktaya gelmişti ya. O günkü Türkiye ile bugünkü Türkiye bir mi ya? Tamam AK Parti eleştirilsin, hükümet eleştirilsin. Ama bu kadar çok nobranlık olmaz ya. Bugün 55 ülkeye başta Amerika olmak üzere tıbbi yardım gönderecek bir noktaya gelmiş bir Türkiye var ya. Korona mücadelesinde nasıl bir başarı elde ettiğini gösteren ve bu anlamda da bütün bir dünyaya sağlık sistemiyle örnek teşkil eden bir Türkiye var ya. Suriye'nin kuzeyinde kendi beka sorunu çözmek için yiğitçe mücadele eden süper güçlere rağmen orada Türkiye'nin varlık mücadelesini sürdüren bir Türkiye var. FETÖ tehdidine rağmen, FETÖ'nün orduda yaratmış olduğu tahribata rağmen işte Türk ordusunun sergilemiş olduğu kahramanlıklar ortada ya. 15 Temmuz'dan sonra ne diyorlardı? Türkiye'nin ordusu bitti. Emniyeti bitti bilmem Türkiye battı çöktü. Hayır çökmedi. Dimdik ayaktayız. Problemlerimiz yok mu? Var. Ekonomik sıkıntılarımız yok mu? Var. Ama Türkiye'ye yönelik saldırıların olmadığını, ekonomik saldırıların, siyasi saldırıların olmadığını söylemek hakikaten de yani politik körlüğün ötesinde başka bir şey olsa gerek yani. Peki. Hem tartışma daha fazla uzaması. Hayır Sayın Metiner, keşke burada olsa çok daha rahat konuşuruz. Daha tatlı sohbet edersiniz, yani, biliyorum onun için. Hayır biz tabii kendisiyle şöyle söyleyeyim. Sayın Metiner'le
milletvekilliği de yaptık birlikte, meclisteki tartışmalara da katıldık, çok televizyon programına da katıldık. Yani konuşabildiğimiz gerçekten 3-4 siyasetçiden biri tartışabildiğimiz. Evet, her zaman. Ama tabii Mehmet Metiner öyle güzel pembe bir tablo çizdi ki ben burada bulutların üstünde uçmaya başladım. Ya Mehmet sen Metiner uçma. Ya Mehmet Metiner sen başka uçma, bir ülkede canım, yaşıyor. Sen başka türlü uçuyorsun. Mehmet Metiner 247 milyar dolar Türkiye'nin dış borcu var. Hazine hala tam takır. Hiç böyle pembe masallar anlatmayın. Amerika'nın ne kadar borcu var söyler misin? Amerika'nın ne kadar borcu var? Duyamıyorum. Koskoca bir dünya imparatorluğu. Amerika'nın ne kadar borcu var? Efendim Amerika'da mı yaşıyoruz? Amerika'daki bana ne Amerika'dan? Ben Türkiye'den Fransa'nın ne kadar borcu var? Almanya'nın ne kadar borcu var? Siz 18 yıldır Türkiye'yi yönetiyorsanız doğal olarak Almanya her şeyden Almanya daha Berlin'deki havalimanını bitiremedi ya. 15-20 yıldır bir havalimanını bitiremedi ya. Sizde var olan havalimanının pislerini kaldırdınız. Koskoca bir Atatürk havalimanını yok ettiniz. Senin işte gazetecilik anlayışın bu. Siyaset anlayışın bu yani. Ne demek siyaset anlayışın bu? Dünyanın en güzel 5. havalimanını ortadan kaldırdınız Sayın Metiner. Ahu Hanım, sizin sorularınıza cevap vereyim. Benden sonra da ben ayrılayım. Barış arkadaş ne diyorsa desin. Ben ona Barış arkadaş diyorum. O her seferinde Barış arkadaş olduğunu gösterme ihtiyacı hissediyor. Hele beni gördüğünde. Tamam, benim üzerinden CHP'li seçmenlerin... Ya kimseye mesaj vermiyorum Sayın Metiner. Türkiye'nin gerçeklerini konuşalım diyor. Ama yeter. Konuşma. Uzakta sözünü de kesmeyelim. Yok konuştun. Hayır bir şey demiyorum. Zaten dedim ki dezavantajlı. Atatürk Havalimanı. Atatürk Havalimanı. Atatürk. Ya yeni yaptığımız havalimanı bütün bir dünyaya emsal teşkil eden bir havalimanı. Ya bir gidip gez gör ya. Gıptayla izleyeceğin bir havalimanı. Atatürk Havalimanı nedir ya? Bu kadar kutsallaştırmaya gerek yok ki yani. Peki. Onu yaparsın. Yerine daha iyisini yaparsın. Daha iyisin yanına daha iyisin yaparsın. Şartlara göre her şeyi değiştirirsin, dönüştürürsün yani. Atatürk Havalimanı'nda da bugün Atatürk Havalimanımız başka amaçlarla kullanılıyor. Şu an orada işte artık kullanılmayan, devre dışı bırakılmış olan yerlerde de belki bütün bir dünyaya emsal teşkil edecek bir pandemi hastanesi kurulacak. Şehir hastanelerimize gidin bakınız. Yani biz şehir hastanelerimizi yaptığımızda o hanım hatırlayınız ya. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu neler neler söylüyordu ya. Yani şehir hastanelerimiz, bakınız şehir hastanelerimiz bugün bu korona günlerinde ne tür hizmetler verdiler. Bugün hastalarımız Amerika'da olduğu gibi, Avrupa'da olduğu gibi bilmem bodrumlarda falan yatırılmıyorlar. Yatak kapasitemiz son derece modern, sağlık elemanlarımız, personellerimiz, sağlık hizmetlerimiz. Şimdi kısa sürede bu pandemiyi, salgını kontrol altına alan güçlü bir Sağlık Bakanlığımız var. Hizmeti yaygınlaştıran. Ya insan biraz teşekkür eder ya. Biraz tebrik eder, teşekkür eder. Der ki şu konuda da eksiklik var. Bunu da böyle yapmayın der. Ama her şeyi kötü gören, her şeyi ama. Avrupa bile Türkiye'yi alkışlarken, örnek gösterirken Türkiye'deki tabloyu başka gösteren bir muhalefet anlayışı gerçekten koronadan bile beter bir muhalefet anlayışıdır yani. Yazık ya. Peki. Sayın Metiner, yok gitmesin bir şey söyleyeyim. Çok az sürem kaldı. Doğru olan bir şey varsa bu stüdyoda ben söyledim. Sayın Sağlık Bakanı bu mücadeleye başladığında dedim ki gelin dedim, bakın gelin dedim. Sağlık Bakanlığı'nın ve ona bağlı olarak İçişleri Bakanlığı'nın bütçesini yeniden oluşturun. Bütçeye yeni maliyetler gelecek. Sağlık Bakanı sınırsız harcama yapabilme yetkisine sahip olsun. Ve Sağlık Bakanı'nın yaptığı tüm açıklamalar... Şu an sahiptir zaten. Efendim? Şu an sahiptir. Sağlık Bakanlığımızın ihtiyaçları için ne gerekiyorsa Hazine ve Maliye Bakanlığımız bütün ihtiyaçlarını fazlasıyla gideriyor. En baştan bunu söyledik. Sağlık Bakanı'nı da herkes siyaset üstü bir yere koymaya, konumlandırmaya çalıştı. Hiç alakası yok. İyi olur hiç mu? Daha ne olacak? Ne yapacağız yani? Sağlık Bakanı'nı gece gündüz alkışlayacak mıyız? Sağlık Bakanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hareket ediyor. Yani Sağlık Bakanı çok iyi ama Cumhurbaşkanı kötü. Yok öyle bir şey. Bütün bakanlarımızın başarıları Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır. Öyle kimse siyasi kurnazlık yapmasın. Peki başarısızlıkları? Yani. Ama Cumhurbaşkanı çok kötü. Başarısızlıkları kimin peki? Suç. Niye AK Parti siyasetinin en başarılı bakanıdır Sayın Fahrettin Koca. Ama AK Parti zaten bütün vatandaşları kucaklayan bir siyasetin adresidir yani.
Biz hiçbir vatandaşımızı hizmet götürürken, hizmette buluştururken dinine, ırkına, mezhebine, partisine bakarak hareket etmiyoruz ki. Biz yurt dışındaki vatandaşlarımızı getirdik. Onun CHP'li, AK Partili, Alevi, Sünni, Müslüman, gayrimüslim olduğuna bakarak mı getirdik yani? Hayır. Amerika, Avrupa kendi vatandaşlarına bile hizmet götürmekte zorlanırken, bırakınız dışarıdaki vatandaşlarını kendi ülkelerine taşımayı, biz hem içerideki vatandaşlarımızın sağlık sorunlarını büyük bir özveriyle çözerken aynı zamanda dışarıda mahsur kalmış binlerce vatandaşımızı getirdik ya. Başka böyle bir güçlü Türkiye var ya. Ekonomisi zayıf olan bir Türkiye bu hizmetleri yapabilir mi ya? İnsan biraz elini şurasına koyar ya. Şurasına koyar ya. Fahrettin Koca çok iyi, siyaset üstü ama Cumhurbaşkanı'nın yönetimi çok kötü. Kimin bakanıdır Fahrettin Koca ya? İçişleri Bakanı kimin bakanıdır Allah aşkına ya? Siyasi kurnazlıklara gerek yok, atraksiyonlara gerek yok. Ortada bir başarı varsa bu Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır, hükümetimizin başarısıdır. Sayın Metiner, çok güzel pembe tablolar çizdiniz. Hakikaten doğal olarak siz de simsiyah tablolar çizin. Ama siz muhalefeti ne yazık ki demokrasinin bir unsuru olarak görmeyi bir türlü hazmedemiyorsunuz. Ve muhalefetin tasfiye edilmesi için çaba gösteriyorsunuz. Bu anlayışınız Türkiye'nin demokratik bir anlayışla yönetilmediğinin en açık ve en net göstergesidir. İktidara gelirsek... Siz iktidara da gelir, Cumhuriyet Halk Partisi, başka partiler de gelir. Emin olun ki kurarız diyen bir muhalefet anlayışı önce demokrasiyle olan bağını gözden geçirsin. Tamam. Bir partinin genel başkan yardımcısını adını vermeyeceğim, kişisel dostum olduğu için asla adını vermeyeceğim. İktidara geldiğimizin ertesinde şu gazeteleri kapatacağız, hesap soracağız diyordu. Siz CHP'nin devri iktidarına, tek parti iktidarına dönmeyi kafanızdan geçireceksiniz. Hükümeti suçlayacaksınız, saray rejimi yıkılacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulacak diyeceksiniz. Sanki Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortadan kaldırılmış da Cumhuriyet Halk Partisi tekrar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ikame edecek gibi bir anlayış oluşturacaksınız. Bu muhalefet anlayışı demokratik bir muhalefet anlayışı değildir. Tam tersine demokrasinin köküne kibrit suyu döken bir muhalefet anlayışıdır. Muhalefetin demokrasiyle ilişkisini doğru kurması halinde çok faydalı olduğuna inananlardanız. Ama ne milli bir siyaset, ne yerli bir siyaset, ne de demokratik bir siyaset söz konusu. Biz Suriye'nin kuzeyinde, Afrin'de teröristlerle mücadele ederken bizim ana muhalefet partimizin genel başkanı Afrin'e girmeyin, orada ne işiniz var diyor. Suriye'nin kuzeyindeki o terör koridorunu darmadağın etmeye başladığımızda oraya girmeyin, orada ne işiniz var diyor. SİHA'larımız teröristleri bombalarken CHP'nin genel başkan yardımcısı SİHA'ları eleştiriyor. SİHA'yı yapan Selçuk Bayraktar'ı hedef tahtasına oturtuyor. Bu mudur demokratik muhalefet Allah aşkına ya? Kendi ülkesine, devletine, hükümetine düşmanlık eden bir muhalefet anlayışını eleştirmeyeceğiz de ne yapacağız Allah aşkına? İşte Mehmet Metiner'in bu sözleri muhalefeti hazmedemediklerinin en açık göstergesi. Bir evet, ülkenin kurucusu partiye düşman, milli değil, yerli değil dersen sen o muhalefete düşmanlık sergiliyorsun demektir. Siyasetten düşmanlık sözcüğünü çıkartın Sayın Metiner. Çıkartmayacağız. Çıkartın. Siz muhalefeti düşman olarak mı görüyorsunuz? Ne yapacaksınız? Hayır, ne yapacaksınız o zaman? Ne demek siyasetteki muhalefeti biz düşman olarak görüyoruz? Bu sözü size yakıştıramadım. Hayır. Şunu söylüyorum. Çok net. Sen akıllı bir insansın. Barış arkadaşım. Düşman sözünü literatürden çıkartın Mehmet Metiner. Siyaseten rakip olmak başka bir şeydir. Düşman olmak başka bir şeydir. Bunlar doğru sözler değil. Biz PKK ile mücadele ederken SİHA'larımızdan rahatsızlık duyanlar. Suriye'nin kuzeyine girdiğimizde... İsim vereyim ben canım. Nasıl yok diyorsun ya? Biz Cizre'de, Diyarbakır'da terör eylemleriyle mücadele ederken, şehirlerimizi işgal eden çukur eylemcilerine karşı mücadele ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde CHP'li sözcüler çıkıp aynen şunu söylediler. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, AK Parti Hükümeti Kürt halkına karşı katliam uyguluyor.
efendim PKK'ya tek laf etmeden Kürt halkına karşı, sivillere karşı katliam uyguladığımızı söylediler. Suriye politikanız baştan sona yanlıştı. Bu yanlışların bedelini de şu anda Türkiye ödüyor. Siz ülkenin kurucusu bir partiye yerli ve milli değil derseniz, evet, bu muhalefeti düşman olarak görmektir. Bu da demokrasiyi hazmedemediğinizi gösteriyor. Tamam, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda emin olun ki sizin gibi muhalefete yaklaşmayacak. Muhalefeti de bu ülkenin asli unsurları ve demokrasinin teminatı olarak görüp konumlandıracak. Peki. Adalet ve Kalkınma Partisi son 18 yılın sıkışmışlığını, ekonomideki çöküntüyü, dış politikadaki başarısızlığını böyle laf ebelikleriyle örtemez. Evet, tamam, peki oldu o zaman. Hani 5 maskeyi dağıtamayan bir hükümetin bu ülkede muhalefete söyleyecek sözü yoktur. Bu 5 tane maskeyi dağıtamadı bu hükümet. 5 maskeyi. Tamam, Sayın Barış. 5 maskeyi dağıtamadı. Hangi başarıdan söz ediyorsunuz? Sizin maskeleriniz 7 kere formül değiştirdiniz maske dağıtmak için. 7 kere. Bu maske AKP'nin maskesini düşürdü. 18 yıllık maskeyi düşürdü Mehmet Metiner. Peki, tamam. Sayın ben cümlemi tamamlayayım, bu akabinde ne söylerse söyle. Bir, maskeleri düşenler maskeye düştü işte maskeniz. 5 tane maskeyi dağıtamadınız. Kuruna fırsatçılığı üzerinden erken seçimi dile getirmeye çalıştılar. 3, ben Atatürk'ün partisine asla laf etmiyorum. Keşke Atatürk'ün partisi CHP olsaydı. Kılıçdaroğlu CHP'sinden bahsediyorum. Teminat altındadır Kılıçdaroğlu CHP'sinin ne gerçek Atatürkçülükle, ne yurtseverlikle, ne millilikle, ne yerlilikle bir alakası olduğu kanaatinde değilim. Cumhuriyet Halk Partisi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın yürütücüsüdür. Yerlidir, canım, millidir, bu ülkeyi tam bağımsızlığa kavuşturmuştur. Tamam. Mustafa Kemal'in ilkeleri doğrultusunda da yoluna devam etmektedir. AKP bunu hiçbir zaman hazmedemese de Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkedeki demokrasinin çimentosudur, bileşenidir, garantisidir, güvencesidir. Yani bu, siz ne derseniz deyin. Ben cümlemi tamamlayıp ayrılıyorum. Kusuruma bakmayın, kesmek zorundayım. İkinize de yeterince söz verdiğimi düşünüyorum. Hak geçirmediysem eğer benim hatam olsun. Hayır, bu devlete seri katil diyen bir il başkanı Atatürk'ün partisinin il başkanı olamaz. Peki, 1915'te Ermeni soykırımı yapıldığını iddia eden bir partinin il başkanı CHP'nin, Atatürkçü CHP'nin il başkanı olamaz. Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduğu isimlere bakınız. Ya Türk ordusunu tasfiye ettiniz. Türkiye bağırsaklarını temizliyor dediniz. Ediyorum. Şimdi bize millilik yerlilik dersi veriyorsunuz. Bitirmem gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Türk ordusunu tasfiye ettiniz. Tasfiye. Tamam. Türkiye bağırsaklarını temizliyor dediniz. Bunları unuttuk mu? Yurtsever subayları hapse ben mi attırdım? Hangi millilikten, yerlilikten tamam, bahsediyorlar yani bu, şimdi? Bu program formatı bu değil diye arkadaş. Keşke bu kadar uzamasa, çığırından çıkmasaydı. Hocam sizden de özür diliyorum. Söz vermeyi çok istiyorum ama... Ben hiç söz alır mıyım burada? Peki. Biz sustuk. Yani. Sizi izledik. Haftaya yine görüşürüz inşallah.